Birliği tarafından düzenlenen bir webinarda birlikteyiz. Bu webinarın şöyle bir özelliği var. Benim bilebildiğim kadarıyla bu pandemi sırasında Türkiye'de konuşmacılarının yalnızca halk sağlığı uzmanları değil, aynı zamanda epidemiyoloji yan dal uzmanı da olan ilk webinar. Dolayısıyla epidemiyolog diye adlandırdığımız bu değerli konuşmacılarımızla birlikte bugün sizlerle salgınlarda, bulaşıcı hastalık salgınlarında seroprevalans çalışmaları nasıl olur, nedir? Bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Ben başlamadan önce siz... Üç değerli konuşmacımız var. Konuşmacılarımızı sırayla tanıtacağım. Profesör Doktor Gül Ergör, hepimizin tanıdığı çok değerli bir meslektaşımız. 1987'de 9 Eylül Tıp Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra halk sağlığı uzmanlık eğitimine Hacettepe'de başladı. 90-92 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Emory Üniversitesi'nde halk sağlığı ve epidemiyoloji eğitimi aldı. Uzmanlık eğitimini 94'te tamamladı. Bir süre Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1998'de doçent olarak 9 Eylül Üniversitesi'ne geçti. Ardından profesör unvanı aldı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü. Şu anda da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda Epidemiyoloji Bilim Dalı Başkanı, 2002'de kurduğu bilim dalının başkanlığını yürütüyor. Çok sayıda çalışması olan çok değerli meslektaşlarımızdan bir tanesi. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Banu Çakır. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. 90'da yine Hacettepe Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda uzmanlık programına başladı. 94 yılında mezuniyet sonrası eğitim için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, o da Emory'den önce 96'da Rollins School of Public Health'ten halk sağlığı epidemioloji belgesine, NPH belgesini aldı. Daha sonra 2000 Ocak ayında da School of Public Health, University of North Carolina'dan, Chapel Hill'den epidemioloji alanında PhD derecesini, doktora derecesini aldı. Sonra halk sağlığı uzmanlığını aldı. O yıllardan bu yana Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışıyor. Bu arada benim biraz da kısaltmak zorunda kaldığım özgeçmişine bakacak olursak, bu kadar zamana, bu kadar işi nasıl sığdırdığını bilemediğim kadar çok yerde, çok işle uğraşmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nde işte çeşitli programlarda sorumluluk var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli programlarda sorumluluğu var. Özellikle saha epidemiyolojisi programında hem uzman alımı hem eğitimleri hem sertifika sınavlarında görev almış durumda. Sağlık Bakanlığı'nın birçok komisyonunda görev almış durumda. 2013 yılından beri de Hacettepe Üniversitesi'nde epidemiyoloji yan dal eğitim programının yürütücüsü. Yine Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü epidemiyoloji mezuniyet sonrası programı sorumlusu ve yine Hacettepe Üniversitesi'nde MD PhD epidemiyoloji program sorumlusu olarak görev yapıyor. Üçüncü konuşmacımız Profesör Doktor Onur Hamzoğlu. 1985'te Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldu. Değerli hocalarımız Nevzat Eren ve Necdet Dedeoğlu'nun danışmanlığında bir tez yaparak halk sağlığı uzmanı oldu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlendirildi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde epidemiyoloji yan dal uzmanlığını aldı. Epeyce eski bir yan dal uzmanlık tarihi görüyorum burada Onur. Yaşında meydana çıkmış oluyor. Daha sonra Sabahat Tezcan'ın danışmanlığı yaptığı tezle epidemiyoloji yan dal uzmanı olduğunu burada söyleyeyim. Daha sonra GATA'da Epidemiyoloji Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. Yine Nevzat Eren Hoca ile birlikte Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıklar 1925-1993 başlıklı kitabı hazırladı. Daha sonra 2002 yılında profesörlüğe atandı. 2001 ile 2016 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. Aynı kurumda uzmanlık öğrencileri için 2003 yılından, öğretim üyeleri için de 2007 yılından itibaren klinik epidemioloji ile ilgili eğitimleri başlattı ve yürütücülüğünü üstlendi. Aynı zamanda da Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü'nün 1998 yılındaki kuruluşuyla birlikte epidemioloji modülü sorumluluğunu yürüttü. Programının ve eğitim materyallerinin oluşturulmasında görev aldı. Bu kısaca sunmaya çalıştığım özgeçmişlerin hemen ardından
zamanı da biraz etkin kullanmak için bugün ne yapacağımıza ilişkin bir çerçeveyi sizlerle paylaşmak isterim. Biz 4 temel konuyu bugün tartışacağız 3 değerli konuşmacımızla. Daha sonra bu tartışmayı sonlandırır sonlandırmaz sizlerden gelecek sorularla hem bu soruları biraz irdelemeye hem de elden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. İlk üzerinde duracağımız kavram, bulaşıcı hastalık salgınları sırasında salgının durumunu ve hastalığın yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek bakımından hangi epidemiolojik göstergelerin kullanılması uygundur sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Ve bu COVID-19 pandemisi sırasında bu epidemiolojik göstergelerden hangileri Türkiye'de kullanıldı? 11 Mart'tan sonra bunların değerleri ve değişimi ne oldu? İkinci olarak ele alacağımız ve yanıtını bulmaya çalışacağımız soru, bir kavramsal girişten sonra seroprevalansla serosürveyans kavramları ile ilgili, daha sonra bulaşıcı hastalık salgınlarından sonra bir seroprevalans çalışması yapılması gerekli midir? Eğer gerekiyorsa ne zaman ve nasıl yapılmalı? Bu konuyu ele alacağız. Üçüncü olarak yurt dışı örneklerine bakacağız. COVID-19 pandemisi sırasında değişik ülkelerde gerçekleştirilen seroprevalans çalışmalarını hem yöntem hem de kısaca bulguları açısından bize ne söylediğini anlayabilmek için gündeme getireceğiz. Ve sonunda da Sağlık Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs hastalığıyla ilgili gündeme getirilen, şu anda da sahada uygulanmakta olan seroprevalans araştırmasını tartışmaya açacağız. Bunun amacı, yöntemi, bütçesi, içerdiği bilgiler ve dün Sayın Bakan'ın yarısının sonuçları diye açıkladığı hem PCR hem de antikor sonuçlarının ne anlama geldiği konularını tartışmaya çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. Ben ilk soruyla ilgili bir çerçeve çizmek üzere Onur Hocam'dan rica edeyim. Buyurun Onur Hocam, söz sizde. Teşekkür ederim. Öncelikle bu etkinliğe davet için, ardından da tabii ki hep beraber olduğumuz için sanıyorum sayfa görülüyor değil mi? Şu anda seni görüyoruz. Öyle mi? Hemen toparlayayım. Şimdi. Evet. Tamam. Evet, ilk olunca böyle oluyor sanıyorum. Evet, teşekkürle başlıyorum hem sizlere hem de izleyicilere. Sorunun olabildiğince kısa bir çerçevede arkadaşlarım da daha sonra tamamlaması dileğiyle yanıtlamaya çalışayım. Evet, içinde olduğumuz durum ve ülkemizin durumu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ve Avrupa Hastalıkları Kontrol Merkezi'nin ortak web sayfasındaki görüntümüz bu. Olgularımız ve ölümlerimiz. Değil mi? Hızlı bir yükseliş görüyoruz ama ardından da hala devam eden bir iniş ama inişte de bir duraganlık var gibi. Böyle bir tablonun içindeyiz. Şöyle söylemek mümkün sanıyorum. Günümüzde daha öncekilerden farklı, oldukça farklı, yeni diyebileceğimiz, çok bulaşıcı, bilinmeyen özellikleri bilinenlerden daha fazla olan bir virüsün neden olduğu pandemiyle karşı karşıyayız. Bilimsel bilginin üretilmesi, toplumsal paylaşımı ve kullanımı çözümün anahtarını oluşturuyor. Kanıt, gözlem, tecrübe, bilimsel bilgi üretiminin araçları olmayı sürdürebilmeli. Standartize, validesi bilinen tekniklerle, araçlarla toplanan güvenilir veriler üretilmeli. Epidemiyoloji, viroloji, immünoloji, genetik, klinik tıp ve toplum bilimleri alanlarında gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara ve bunların sonuçlarının özgür ve şeffaf ortamlarda kamuoyunun katılımıyla tartışılmasına olan gereksinim devam ediyor. Hastalığın klinik özelliklerinin, bağışıklık özelliklerinin, toplumda olası temas sıklığı ile niteliğinin bilimsel verilere dayalı olarak analizinin yapılabilmesi gerekiyor. Unutulmamalıdır ki anti-SARS-CoV-2 antikorlarının ya da immünoglobulin G antikorlarının varlığının bağışıklıkla ilişkisi olduğunu varsayarak seroprevalans sonuçlarının salgının sona ermesiyle ilişkisini tartışabiliyoruz.
Böyle bir varsayımımız hala devam ediyor. Aşı bulunmadıkça ve toplum bağışıklığı eşiğine ulaşabilen bağışıklık düzeyi gerçekleşmedikçe bu salgın devam edecek. O nedenle hasta ve hasta tipleri ve tanımları ve bunların kayıt ve bildirimde kullanımları sağlanmalı, düzenli bir şekilde. Hasta ve ölüm sayıları bu özelliklerini içerecek biçimde paylaşılmalıdır. Salgınla ilgili bilgiler, kişi, yer ve zaman özelliklerini içerecek şekilde toplanmalı ve mutlaka paylaşılmalıdır. Ülke içinde hangi ilde, hangi ilçede, hangi mahallede ya da iş yerinde görüldüğü, hastanın yaşı, cinsiyeti, çalışma durumu ve çalışma şartları, mesleği, ikinci hastalık bilgileri mutlaka paylaşılmalıdır. Testler, validiteleri, yapılan test sayısı, kişilere kaç kere yapıldığı biçimiyle de mutlaka paylaşılmalıdır. Dünya genelinde mevcut prevalans, asemptomatik enfeksiyon insidansı, gerçek mortalitenin belirsizliği, COVID-19 pandemisinin zorluklarını oluşturuyor. Ve biz gelecekteki stratejileri belirleyebilmek için kontrol önlemlerinin etkinliğini test etmemiz gerekiyor. İşte bununla ilgili pek çok araç var kullandığımız. En azından neredeyiz, nereye doğru gidiyoruzu değerlendirebilecek. Ortaya çıkan veriler üzerinden ya da paylaşılan veriler üzerinden, ki biliyorsunuz ülkemizde doğrulanmış hastalar, olgular ifade ediliyor. Bilebildiğim kadarıyla Belçika'da sadece olası ve doğrulanmış olguları birlikte paylaşıyorlar ve hesaplamalar onun üzerinden yapılıyor. Evet, test sayıları maalesef ülkemizde kaç kişiye yapıldı bilinmeyen test sayıları, hangi gün veri alındığı bilinmeyen ama o gün açıklanan sayılar üzerinden büyük sınırlılıklarla işte testlerdeki pozitiflik orantısını ya da ölümler üzerinden yine aynı şekilde olgu fatalite orantısını gibi hesaplamalarla süreç nereye doğru gidiyor bakabiliyoruz. Ama onun dışında bir de temel çoğalma sayısı diye ifade edeceğimiz ve R0 diye de simgelenen ve bu salgın boyutuyla da ülkemizde de çok tartışılan bir kavram var. Bu herhangi bir önlem alınmadığında, yani bu hastalığın ilk ortaya çıktığı durumlarda hasta olan bir kişinin iyileşene, yani bulaşıcılığı bitene kadarki süre içinde kaç kişiye hastalığı bulaştırdığını gösteriyor. Bu anahtar bir değerlendirme. Çünkü bundan sonra, bunu hesapladıktan sonra da pek çok hesaplamalar bunun üzerinden gidecek. Ama yaygın bir şey de ülkemizde bilinen şu ve tartışılan şu, birçok istatistikçi, matematikçi, mühendis, zaman zaman sağlıkçılarla ya da sağlıkçılar olmadan da bazı istatistiksel modelleri öğrenip, bulup bunlar üzerinden hesaplamalar yaptıklarını görüyoruz. Ülkemiz için de hesaplamalar var. Ancak biliyoruz ki modellerde modele koyduğunuz değişkenler ve o değişkenlere ait verilerin güvenilirliği çok önemli. Onlar sağlanmadan model o veriler ne kadar doğruysa o kadar doğru, ne kadar yanlışsa, hatalıysa o kadar hatalı ve yanlış en azından olacaktır. Ancak şunu söylemek istiyorum, temel çoğalma sayısı ile ilgili esasında bir model geliştirme ve oradan hesaplama zorunluluğu yok. Ama bunun için de dört dörtlük bir sağlık sistemi gerekiyor. Özellikle salgınla mücadeleyi sadece hastane ortamlarına sığdıran değil, doğrudan doğruya birinci basamağı etkin çalıştıran, bunun için de bölgeye ve nüfusa dayalı örgütlenme modeli olan bir sağlık sistemi gerekiyor ki filyasyon yapalım. Yani biz saptanan her bir olgunun kökenini bulabilir, birinci olguya doğru gidebilirsek, dolayısıyla her bir olgu bağlamında kaç tane bulaştırdığını olduğunu bulduğumuzda toplam ikinci olguları biz birinci olgu sayısına böldüğümüz zaman esasında temel çoğalma sayısını herhangi bir modele gerek göstermeden hesaplayabiliriz. Tabii ki bu bir günlük değil, bir zaman dilimi için olabilir, bir haftalık bir süre için olabilir ya da bir aylık süre için olabilir ama bunu hesaplamak mümkün. Onun için de gerçekten iyi bir filyasyona gereksinimimiz var. Ülkemizdeki eksik olanlardan bir tanesi bu, bildiğiniz gibi. Bir diğeri
etkili çoğalma sayısı. Bu R ya da RE diye de gösteriliyor. Bu işte süreci değerlendirmede kullanılıyor. Yani salgınla mücadelede yapılan, alınan tedbirler ne kadar işe yarıyor? İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu göstermeye için kullanılıyor. Onun için de hem duyarlı hem de duyarlı olmayan konakçılarla oluşan bir toplumda enfeksiyoz vaka başı sayısına, ikincil vaka sayısı ne kadar ortaya çıkıyor? Bunu hesaplıyoruz. Bunun için de temel çoğalma sayısını konakçı toplumdaki duyarlı olanların orantısıyla çarparak bulmak mümkün. Örneğin influenza için bir örnek koymaya çalıştım. Temel çoğalma sayısı 12 ve nüfusun da yarısının, %50'sinin bağışıklığı olduğu bir toplum düşündüğümüzde etkili çoğalma sayısı 6 olarak ortaya çıkıyor. Bu koşullarda şu demek, bir influenza vakası bulaşıcılığı tamamlayana kadar 6 vaka ortaya çıkaracak demek. İşte altta da görüldüğü gibi, burada da olduğu gibi, R eğer birden büyükse, bununki gibi, salgın devam ediyor. Eğer 1'e eşitse, evet bir stabillik var. Bir vaka, yeni bir vakayı üretiyor sadece. Eğer 1'in altındaysa da salgının şiddetinin azaldığını ifade etmek mümkün. Bir başkası, zamanla değişen çoğalma katsayısı, bu da esasında RE ile benzer bir işleve sahip, sadece ismi değişik ama benzer şekilde hesaplanıyor. Bu da salgınla mücadelede izlenen yolun, yapılanların etkisini değerlendirmek için kullanıyoruz. Yani bu önlemler alındıktan bir ay sonra ne duruma geldik? Değişen çoğalma katsayısıyla ya da biraz önce ifade etmiş olduğum gibi etkili çoğalma sayısını hesaplayarak bunları görmemiz mümkün. Bir de toplum bağışıklığı eşiği diye bir hesaplama yapabiliyoruz. Bunun için de şunu söylemek gerekir. Evet, bu etkenin hastaların yeni bir hastaya, yani bulaşıcılığın bire düşmesi ya da R değerinin etkili R çoğalma değerinin bire düşebilmesi için ne kadarlık bir seviyede kişinin nüfustaki payının ne olması gerekir? Bunu hesaplamaya yönelik bir değerlendirme. Şunu söyleyebiliyorum, nüfusun ya da toplumun ne kadarı bağışık olmalı ki salgın stabil hale gelsin ve ondan sonra da şiddeti azalabilsin. İşte bunun için gördüğünüz formüller var. Birden 1 bölü R0, yani temel bağışıklık sayısını çıkarmak şeklinde oluyor. Ya da R0'dan yine 1 bölü R0'ı çıkararak hesaplayabiliyoruz. Ve bizim de biliyorsunuz bugün itibariyle COVID-19'un etkeni olan SARS-CoV-2'nin en azından dünya kamuoyunda açıklanan temel olgu sayısı 2 ila 3 olduğu ifade edilmişti. Buna göre şunu söylemek mümkün. Toplum bağışıklığı eşiği için %50 ila %67 arasında değişiyor. Yani toplumun %50'si ile %67'si bu hastalığı geçirerek ya da aşıyla bağışıklık sağlandığında salgın stabil hale gelecek ve bu orantı arttıkça da bu durum geriye doğru gidecek. Evet, Türkiye'deki toplam olgu sayısını görüyoruz. Dün itibariyle 187 bin civarında. Türkiye'nin TÜİK'in açıkladığına göre 2019 sonu itibariyle nüfusu 83.154.977 kişi. %50'si itibariyle, biraz önce söylemiş oldum, burada gördüğü gibi toplum bağışıklığı eşiği için yaklaşık 41,5 milyon kişinin bağışıklığına gereksinimimiz var. %67'si için ise 56 milyon kişinin bağışık olmasına gereksinimiz var. Bu eşe ulaşabilmek için diye söyleyebilirim. Evet, ben kısaca ikinci soruya geçmeden önce izlemin nasıl yapılması gerektiğini, değerlendirmenin salgınla mücadeledeki yapılan girişimlerin etkisi ne durumda, nasıl bir sonuç alıyoruz bu müdahalelerden, onu görmenin yollarıyla ilgili bazı başlıkları paylaşmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Diğer hocalarımdan bu soruyla ilgili katkı var mı? Ben bir şeyler söylemek isterim aslında. Evet.
Gül Hocam'ın da mutlaka vardır. Öncelikle ben de teşekkür etmek istiyorum Türk Tabipleri Birliği'ne. Hem böyle bir toplantı yapıp meslektaşlarımızı bir araya getirip hani bu bilgi jimnastiğinin çok zenginleştirici bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Buradaki üç arkadaşımın hayatımda hem insan olarak hem meslektaş olarak çok yerleri var ama inanın biz bile kendi içimizde bunu yapma şansı elde edemedik bu kaotik durum içerisinde. Onun dışında bizi izleyen hekim arkadaşlarımız olduğunu muhakkak. Ben onlara çok... 300 kişi izliyor Banu. Kaç? Şu anda izleyicimiz 300 civarında. İnanılmaz. Ben onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bir meslektaşları olarak bu yoldan geçen ve ne yaptıklarını bilen bir insan olarak gönülden teşekkür etmek istiyorum. Daha yolun çok başındayız. Sabırlarının, azimlerinin devam etmesini diliyorum. Onlar için de hani biz birebir hasta görmüyoruz ama yapabileceğimiz her ne varsa onların da desteklemek için yapmayı gönülden istediğimizi bilmelerini istiyorum. Yani bu böyle bir sahte teşekkür olmasın. İnsanlar da teşekkür etsin onlara istiyorum. Şimdi başka bir teşekkür aslında COVID-19'a. Ben şöyle düşündüm. Aramızda sadece Onur gerçek yaşını söylemiş ama hepimiz 25 yıldan uzun süredir diyelim artı eksiyle bu işin içindeyiz ve epidemiyolog olarak hem bu mesleğe gönül veren insanlar olarak hem de çok daha öncesinden tıp fakültesinden halk sağlığı uzmanlığı dönemimizde hep hani tıpta nasıl daha iyi yapabiliriz çabası içerisinde bulduğumuz yolda birçok dünyada insanların bulduğu gibi işte kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı politika kararlarını öğrendik, öğrettik. Dedik ki doğru kurallar budur. Kanıta dayalı halk sağlığı. Hatta birkaç yıl önceydi Gül Hoca ile bir yerde kanıta dayalı halk sağlığından birçok bir üst basamak Precision Public Health anlattık. Ve bunun ne kadar muazzam bir şey olduğunu anlattık. Geldiğimiz noktada Türkiye'de üçüncü ayımız dünyada daha uzun süre doldu. Ne Türkiye'de ne dünyada bunların aslında uygulanmadığını gördük. İşte COVID bize bunun ne kadar önemli olduğunu öğretti. COVID tam da özellikle genç hekim arkadaşlarının uzmanlık için çok büyük çalışma gösterdikleri bir aşamada halk sağlığının ve pratisyen hekimliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. COVID şöyle bir şey yaptı. Bu çok korktuğumuz hastalığın %10-15'ini hastanede sonlandırıyor, %85'i sahada. Yani biz sahayı çözemediğimiz zaman ne o hasta yükünü önleyebileceğimizi öğrendik ne de bununla başa çıkabileceğimizi. Bence bunlar COVID'in hep kötü değil, iyi yönleri. Biz bundan başarılı çıkarsak ve aslında COVID şöyle bir şey, çok öldürmüyor. Bulaşıyor ama öldürmüyor. Çok da hasta da etmiyor aslında. Yani aslında bizi deniyor. Bundan sonra COVID-19'dan sonra daha kötüleri gelecektir. Dolayısıyla biz derken ülkeler, dünya bundan ne kadar başarılı çıkarsa bundan sonra o kadar başarılı olacağız ya da dibe vuracağız. Onun için yani bu tür toplantıların gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum meslek grupları arasında da. Şimdi Onur Hoca'nın söylediklerini not aldım. Birkaç şeyi unutmamak için söyleyeyim diye. Onur Hoca çok güzel bir şeyin altını çizdi. Tekrar vurgulamak istiyorum. Biz şu anda elimizdeki testlerle baktığımız antikorların nötralizan antikor olduğunu varsayıyoruz. Şimdi yakın zamanda hidroksiklorokinle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Sonra remdesivirle ilgili. Şimdi steroidler gündeme geliyor. Çalışmalar, bu öyle bir durum ki, yani bu bir pandemi ya da salgın diye bunu adlandırmak bence yeterli değil. Bu öyle bir durum ki biz hastalığı da öğrenerek devam ediyoruz. Yani bir yandan çarpışıyoruz, bir yandan hastalığı öğrenmeye çalışıyoruz. Onun için tüm güçler bir arada olmak zorundayız. Şimdi bu antikorlar ile ilgili yapılan çalışmalar in vitro çalışmalardı. Yani her antijen için bir antikor oluşabilir ama nötralizan olmayabilir. İyi bir şey oldu. İşte birkaç hayvan çalışmalarından sonra yakın zamanda Fransa'dan çıkan bir çalışma dedi ki bunlar evet nötralizan antikorlar ve bunlar 3 aya kadar kalabiliyor. Zaten daha fazlasını bilme şansımız çok yok eğer Ocak'ta başladıysa. Takip edilecektir. Ve daha güzel bir şey söyledi. Dedi ki bunlar zaman geçtikçe de artıyor. Yani ümidimiz o ki bunlar gerçekten nötralizan olsunlar ve zaman içerisinde kalsınlar ve bağışıklığı yapsınlar. Ama bunun tek ön koşulu ne? Yani ne zaman bizim içimiz rahat edecek? Biz bu hastalığı bir daha kişinin olmadığını gördüğümüz zaman. Daha onu hiç görmedik. Tabii bir kişiye de böyle bir challenge yapıp virüsü tekrar verip hasta oluyor musun diye bakmak da söz konusu değil.
Ama bunu niye vurgulamak istedim? Bizim anlık çalışmalarımız önemli değil. Biz mutlaka hasta popülasyonumuzu, bakıyorum şurada dün itibarıyla 154.660 hastamız iyileşmiş. Bunları takip etmek zorundayız. 6 ay, 1 yıl, belki daha uzun süreli. Çünkü etkilerini bilmiyoruz. Yani bunu hani mutlaka bilmemiz lazım. Bu savaş öyle aşı çıkıncaya kadar değil, takip edeceğiz. İkinci bir şey, Onur Hoca dedi ki ulusal verilerin değerlendirilmesi çok önemli. Ulusal verilerin yayınlanması ya da dergilerde yayınlanmasından bahsetmiyoruz burada herhalde. Bunun altını çizmek için uyguluyorum. Ulusal verilerin, ulusal pusulamıza, bundan sonra ne yapacağımıza, hangi aşamada aşılacağımıza, hangi aşamada tekrar önlemler alınmasına yardımcı olacağı için, hangi ilaç için, hangi hasta için ne kullanacağımızı bildirmek için çok düzenli takiplerle söylenmesi lazım. Ben bunların 3 aylık demek istemiyorum. Ona bile çok mutlu olduk tabii bir rapor görünce 1 Haziran'da. Ama bunların haftalık, belki acil durumlarda günlük paylaşılması lazım. Bu konuda her türlü desteğe vermeye hazırız. Tüm arkadaşlarım da olduğunu biliyorum. Bunun altını vurgulamak istedim. Bir şey söyledi Onur Hoca, onun da altını vurgulamak istiyorum. Gül Hoca'ya hiçbir şey kalmasın diye hepsini yazdım. Şimdi bu çoğalma ve üreme katsayıları aslında en iyi yapılabilmesi için bunların bizim eldeki rakamların, hani bir modeller yapılıyor, bir sürü insan bunun içinde ve bunu yapacak çok fazla arkadaşlarımız var. Hatta bir tanesini de ben göstermek isterim, bir jeofizik mühendisi arkadaşımın başına ekşidim, belki bizi izliyor da, ona bir model yaptırdım, birlikte yaptık. Bizim bu sayı dediğimiz, dayandığımız sayıların kapsayıcı olması lazım. Yani bugün öğrendik, işte 6-7 kat az bizim sayılarımız. Onu 6-7 ile çarpabiliriz. Bu matematiksel olarak zor değil. Ama başka bir şey de, bu lag time'lar var. Onur söyledi ya, mesela bugün benden test alındığında benim testim ne zaman çıkıyor? Ben ne zaman vaka oluyorum? Bazen de birden çok test çıkıyor. Belki ben bugün enfekteyim ama benim o günlük dashboard'a ya da Bakan Bey'in açıkladığı tabloya geçmem için bir zaman dilimi var. Aynı şey ölümler için de var. Bugün bunu çok konuşacağız muhtemelen. Dolayısıyla bizim bu analizleri yapabilmemiz için gerçekten real olarak, Banu Çakır olarak benim ne zaman enfekte olduğum bilgisine ihtiyacım var ve ne zaman inşallah da ölürsem ölme bilgime ihtiyaç var. Bu olmadığı sürece yaptığımız her şey hayali, sanal ve insanların bence emeğine de yazık. Yani öyle düşünüyorum. O kadar zor ki bunlar, emeğe yazık. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Modellemeler hep şöyle denir. Modellemeler, model varsayımları karşılanırsa doğrudur. Çok güzel. Bunu zaten biliyoruz ve bunun zaten mümkün olmadığını da biliyoruz. Bir de modellemeler ona konulan değerler kadar sağlamdır. Yani biz oradaki kendi bulaşıcılık süremizi, kendi gerçekten kontak süremizi bilmediğimiz sürece, ben de öyle yaptım dünya verileriyle, hiçbir zaman gerçek değeri bulamayacağız. Yani onun için bu modeller çalışmıyor. Bu modelleri yapanlar başarısız değil. Bu modelleri yapan biri 9 demiş, biri 3 demiş, biri 0.3 demiş, biri 80 demiş. Bunları eleştirme hakkına sahip değiliz. Çünkü modeller ne koyduğumuzla bağlı. Bir de toplumsal bağışıklık için Onur Hoca %50 ve 67 için iki korkunç rakam söyledi. 40 milyonlar, 50 milyonlar. Bu bizi korkutmasın. Çünkü bunlar en iyi sayılar. Eğer biz bu 2-3 sayısını nedir R0 ya da RE? Benim nasıl diyeyim? Etkili temas sayım. Yani ben bir Ahmet Bey'e temasım olacak bulaşıcı olduğum sürede. Ahmet Bey'in maskesinin olup olmaması, ne kadar uzun mesafede olduğumuz, ne kadar tükürük saçarak konuştuğumuz, kaç dakika konuştuğumuz, açık ya da kapalı hava olarak hasta olacak ya da olmayacak. R0, bakın hiç jargon kullanmaya gerek yok. R0 ya da RE dediğimiz şey, ben Banu Çakır olarak hasta olduktan sonra bulaşıcı sürem içerisinde kaç kişiyi hasta edip onu da bulaştırıcı hale getirmişim. Yani dokunmam, temas etmem, teması takip yapıyorsa önemli değil. O kişinin mutlak surette temaslının test yapılması lazım ki onun da bulaşıcı olduğunu bileyim. Ayrıca şuna ben çok inanmıyorum, inanmak da istemiyorum belki. İşte bir taziyede 190 kişiye bulaşmış.
Ya 190 kişiye bulaşmış olması çok zor. Ancak şöyle olabilir. Yani ben Gül Hoca'ya, Gül Hoca Onur Hoca'ya, o da işte Kayahan Hoca'ya bulaştırarak 190 kişiye kontak olur ama o benim bulaşıcılığımı söylemiyor. Yani bu kadar korkunç olsaydı zaten bugün yaşamıyor olmamız lazımdı. Bu sayıların altını çizerek vurgulamak istedim. Ha, son bir şey söylemişim. Tüm bunlar 83 milyon ve 81 il olan bir ülkede ülke üzerinden hesaplanamaz. Çünkü bütün sayılar yanlış olacaktır. İl pandemi kurullarımız kuruldu. Çok değerli arkadaşlarımız çalışıyor. İl hıfzı sağ kurulları var onlar. Bunlar artık bu aşamadan sonra 100. günü geçirdik. Bugün 102. günümüz. Bunlar artık sadece illerin sorumluluğunda olacak. Merkezi otorite illere sadece destek olacak. Başka türlü bu yarıştan kalkamayız. Çok konuştum biliyorum. Ne olur beni susturun. Ama konuşacak o kadar çok şey var ki. Yani 100 gündür tamam, kimse merak bizi etme. Konuşturmadı. Fırsat bulmuşken bütün söyleyeceklerimi tamam. Burada söyleyeceğim. Çok tekrar teşekkür ederim. Söz hakkı vereceğim. Tamam. Gül Hocam, size söylemek istediğiniz bir şey var mı bu ilk soru için? Evet. Ben de önce çok teşekkür ederek başlayayım Türk Tabipleri Birliği'ne böyle bir toplantı hazırladığı için, bilime gösterdiği saygıdan dolayı, epidemiolojiye gösterdiği saygıdan dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir oturum yapmak, ben çok mutluluk duyuyorum. Ben çok temel bir şey söylemek istiyorum. Biz İşte sürekli bakanlıktan veriler açıklansın derken sanki bunu böyle merakımızdan yapıyormuşuz gibi anlaşılıyor olabilir. Belki toplum tarafından, belki hekim arkadaşlarımız daha ne demek istediğimizi anlıyorlardır ama yani tanımlayıcı epidemiyoloji dediğimiz bir şey var ve tanımlayıcı epidemiyolojide yer, zaman, kişi özelliği gibi çok basit bulduğumuz özellikler bilmemiz gerekiyor. Bizim şimdi bırakalım hani ilişkiler, bulaşlar, inkübasyon sürelerini, yer, zaman, kişi özelliklerinden sadece zaman özelliğini biliyoruz. Bir zaman grafiği üzerinde her gün kaç tane vaka olmuş? Ne yer özelliği biliyoruz, ne kişi özelliği biliyoruz. Kişi özelliği de çok geliştirilebilir tabii. Biz ne cinsiyetini biliyoruz, ne yaşını biliyoruz. Ama bunun dışında meslekleri, işte bakım evinde mi kalıyorlar, hapishanedeler mi filan gibi de kişi özellikleri isteyebiliriz. Yer özellikleri illere göre bizim için çok önemli. Öyle yorumlar yapıyoruz ki işte biz AVM'ler açıldı filan diyoruz ama bir bakıyoruz vakalar Urfa'da artıyormuş. Yani Urfa'dakiler AVM'ye giderek herhalde enfekte olmuyorlar. Yani çünkü karanlıkta bazı varsayımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Yani bunların yerlerini bilsek, ona göre her yerin dinamiği ayrı, burada bağımlı dediğine ben de katılıyorum. İlk başta bütün yasaklar varken merkezi olarak yönetilebilecek bir şey belki pandemi. Ama yasakları açmaya başladıktan sonra kesinlikle illerin inisiyatif kullanması, illerin verilerini bilmesi. Biliyorum iller verilerini biliyorlardır ama biraz... gene irtibatta olduğumuz arkadaşlardan duyduğumuza göre Türkiye'nin her tarafında iller hala Ankara'nın ne dediğine de bakmaya çalışıyorlar. Oysa ki bize alacağımız önlemler gideceğimiz yolda yer, zaman, kişi özelliklerinden başlayarak çok değerli bilgiler gerekiyor. Bu bilgiler sadece merak konusu değil. Şimdilik bu kadar söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. Hemen izninizle bir anımsatmada bulunayım. Birinci soruyu 40 dakikada bitirebilmiş olduk. Dolayısıyla biraz daha... Gitmeyeceğiz, konuşacağız. Ben bir ilave edeyim. Bakan bu resifirler, işte temel bulaşıcılık şudur budur gibi pek çok şey dili karışıyor birbirine. Bizdekinden farklı. Bu raporda öğrendik onu. 20 Mart'ta yani salgın 10. gününde R değeriyle ilgili olarak 9.6 demiş. Yani bu Türkiye'nin R0'ı gibi anlaşılıyor ama yani hiç dünyada başka örneğini duymamıştık hep beraber. 45. günü için 1.3 diye bir açıklama var 24 Nisan için. Sonra bir kere daha, iki kere daha açıkladı biliyorsunuz basın açıklamasında. Ve orada dedi ki ya R midir, R0 mıdır, T midir çok bilmiyorum ama dedi böyle bir şeyler var dedi. 13 Mayıs'ta 1.56 diye açıkladı. Ve 20 Mayıs'ta 0.72 diye açıkladı. Şimdi herhalde açıklamaktan yana değil, sokak her şeyi gösteriyor.
Peki, o zaman izninizle hemen ikinci soruya geçelim ama çok yoğun bir soru geliyor YouTube dinleyicilerinden. Bu webinar kayıt altına alınacak ve YouTube'dan daha sonra da izlenebilecek. Bunu burada söylemiş olayım. Şimdi ikinci sorumuz hatırlayacak olursanız bir teknik tanımı paylaşıp ardından da bir soruya yanıt vermekti. Seroprevalence deniyor ama bir de serosurveillance diye bir şey var. Acaba bunlar ne anlama geliyor? Ve bulaşıcı hastalık salgınlarında gerçekten seroprevalans araştırmaları yapmak gerekir mi? Gerekirse ne zaman yapmak lazım? Nasıl yapmak lazım? Banu Hocam sizden bunları dinleyelim. Buyurun söz sizde. Kayahan Hocam'dan iki dakika kaçıracağım. Şimdi şöyle R0'ı çok konuştuk diye şöyle bir şey yani biraz da reklam yapayım. Biz de yaptık yayınlayamadık burada kaldı ama. Onur Hoca dedi ki 9.6 eğer bakanlığı onun gün yaptığı R0 yani R0 nedir? Salgında hiç kimse şey olmadan hiç kimse henüz hastalığı geçirmemişken ve bağışık olmadığı bir dönemde virüsün topluma girdiğinde bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığı. Ben demedim. Bakanlığın raporu söylüyor. Evet evet ama bu sayı 9.6 diyorsa bakanlığımız ben bu sayının doğru olduğunu düşünürüm. Hani bakanlık bunu filyasyon yaptı, evleri gezdi birçok. Belki birebir doğru hesapladı. Bizim gibi modelden hesaplamadı. Ama bu tehlikeli bir sayı. 9.6 demek toplumun %10'u yani R0'ı 1 bölü R0 yaparsanız toplumda %90 bağışık olmadan hastalık geçmeyecek demektir ki hani 8 kere 9 hesaplayamadığım kadar milyon kişinin hasta olması anlamına gelir. Çok dikkat etmeliyiz. Ama güzel yanı R0'ın ya da RE'nin ne olduğu önemli değil. Biz bunu kontağımızın etkisini azaltarak işte maskeyle, mesafeyle bu Onur Hoca'nın dediği gibi bölerek yapabiliriz. Çok hızlıca söyleyeceğim. Ben de bir seyir modeli yaptım bir biyofizikçi arkadaşımla ama dünya verilerini kullanarak yani ama artık bunlar kabul görüyor ama hastalığın enfeksiyondan sonra bulaşıcılığının ortalama süresini 5 gün, hastalığın bulaşıcılığının devam süresini 10 gün Türkiye nüfusunun 83 milyondan alarak ve ola ki o dönemde biz bunu yaptığımızda 23 Nisan'da o dönemde %1'ini ülkenin yakalayabildiğini varsayarak yani birazcık da range de uzun tutarak bir R0 yaptık. Bizim R0 değerimiz 5. Ama biz bunu şöyle yaptık, bunu açıklamak zorundayım. İlk ölümümüz Türkiye'de 7. gün. 7. gün ölüm olması olası değil. Bu kişi bir yerde enfekte oldu. Bunu şöyle yaptık, Çinli dediler yardımcısından aldı. Çinli yardımcısından aldıysa Çinli bir kişi de o getiren kişi de enfeksiyon süresi bu yaş grubunda 70-80'li yaşlardaydı o ilk ölümümüz. Kaçtır diye baktık 19 gün oradan da en uzun inkübasyon dönemine kadar geri çekerek bu kişinin Türkiye'de yaşayan bu kişinin 14 Şubat itibariyle bu hastalığı bir yerden almış olduğunu varsaydık. Ama bu kadar bozma yaptık 14 Şubat'tan. 10 Mart'a kadar sadece Türkiye'de bu hasta varmış gibi çektik. Çünkü başka türlü hiçbir şeye uymuyor. Yani hiçbir dağılıma uymuyor. Bunun önemli bir sebebi biliyoruz. Yurt dışından gelenler oldu. İşte geri getirdiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bunların aynı gün olası ki test yaptırmış olmaları sonucuyla modelleri oturtamıyoruz. Ama bakın oldukça güzel oturdu bu model 5-0'a. Şu gördüğünüz noktalar gerçek sayılar, öbürü de model. Buna göre yaptığımızda böyle bir grafik elde ettik. Ama hemen arkasından şöyle bir şey oldu. Dedik ki belki bu ilk 2 inkübasyon dönemini atlarsak, bu dönemde işte o topluca gelenler kaybolmuş olabilir, daha düzenli veri toplamış olabiliriz, daha inandırıcı olur rakamlarımız ve çok büyük önlemler aldık. Bunun Sağlık Bakanlığı'nı da sevindireceğini düşünüyorum. Bakın bu sayı 3 ve 4. inkübasyon dönemleri için hastalığın Türkiye'de resmi kayıtlara göre 3 ve 4. inkübasyon döneminde bizim RE değerimiz 0.3'e indi. Yani 1'in altına düştük ve hastalıkları engellemeye başladık. Bunun altında 65 yaş altının, 20 yaş altının eve kapanması diyeceğim. İşte herkes bu yasaklar, ülke dışına çıkışlar. Yani biz çok büyük bir şey yaptık ve biz aslında ülkeyi bir anda kapattık ve vatandaşlar da buna çok güzel riayet ettiler. Yani ben kimseyi, her bir kişinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu 0.3'ü yakaladık. Bu 0.3'e göre beklenen şöyleydi. 8 Temmuz'da 10 binli rakamlara dönecektik. Toplu vakalara, aktif vakalara ve bu salgın böyle kontrol altına alınmış olacaktı.
Bakın şuradaki tarihlere bakıyoruz. Biz bunu biz bu analizi yaptığımızda veriler, elimizdeki veriler Nisan sonuna kadardı. Ama biz bunu Mayıs'ın ortasına kadar birebir götürdük. Ne zaman bu bozuldu? 11 Mayıs'ta bozulmaya başladı. 11 Mayıs'ı herkes biliyor. 11 Mayıs'ı hepsini biliyoruz. Dolayısıyla bu grafik şu anda burada yok elimizde. Yeniden çalışıyoruz ama Mayıs'tan sonra ve Haziran'dan sonraki şu andaki, yani daha henüz model tam çalışmıyor ama beklentim 1.6'larda gibiyiz. Hala kötü değiliz ama geldiğimiz noktaya geri kalsanız biz 15 Nisan'a geri döndük. Yani 15 Nisan'a kadarki tüm eldeki imkanlarımızı bitirdik. Ha, bu sayılar doğru olmak zorunda değil. Dediğim gibi kullandığımız sayılar bilmiyoruz. Keşke bakanlık bize bu sayıların orijinallerini verse de yapsak. Ama bir modelin tutarsızlığı ya da kendi içerisindeki çalışıp çalışmaması zaman içerisinde aynı kaldığını varsayarsanız biz bu açılmaları keşke yaşamadan önce beklentilerimizi yapsaydık. O beklentilerimizin en başında gelen bir araştırmaydı aslında. Bu araştırmayı çok arzu ettik tabii yapılmasını. Çok destekleyen ve isteyenlerden de biriyim. Ama geç kaldık. Niye geç kaldık? Bu çalışmanın açılmadan önce yapılması değerli olurdu ki biz sayılarımızın ne olduğunu bilelim diye. Ya da erken şu anda. Çünkü biz bu çalışmaları, belki hocalarım da söyleyecek, aynen R0, RE vesaire gibi bu modeller, bu hesaplamalar hep projeksiyon için. Mesela ilk R0'ı niçin hesaplıyoruz? Hastane yükünü kaldırabilecek miyiz? Ne kadar hasta gelecek? Ne zaman patlama olacak? Bunu başa çıktığımızı görürsek artık R0'a gerek yok. Şu andaki RE de açılmalarla ilgili yararı ya da zararı olacaksa o zaman yine geç kalmış bir şey. Kısa şey, hani seroprevalans ve serosurveillance, bu ikisi de Türkçe değil. Onun için başımız ağrıyor. Yani bütün hekim arkadaşlar biliyor. Sero demek serolojik. Yani kan ürünü alınarak bu kan ürününden, serumdan yapılan çalışma. Prevalans dediğimiz zaman bir şeyin prevalansını bulmamız lazım. Yani o prevalans nedir? Hastalık prevalansı. Eğer hastalığın antikorunun hastalıkla eşdeğer olduğunu kabul edersek, onun için varsayımda çok konuşmuştum. Bunu bilmiyoruz. Hani çok Fransa çalışması evet, ama seroprevalans çalışması diyorsanız yanına seroprevalansı açıp neyin seroprevalansı diye söylemeniz lazım. Immunoglobulin G, COVID-19 ya da SARS-CoV-2'nin immunoglobulin G'si için mi, M'i için mi, nedir bunu söylemek lazım. Onun yerine bu arada bu şeyi koydum, paylaşabiliriz arkadaşlarla Fransa'daki çalışma. Yani şu andaki itibariyle seroprevalans diyebiliyoruz ama ne olur yine de dikkatli olalım. Çünkü 3 ay yapılmış ve yapıldığı örnek büyüklüğü 160 kişi. Tekrar ola ki bizi dinliyorlarsa büyüklerimiz, 155 bin kişinin hasta olduğu bir ülkede biz 160 kişiden daha iyi bir örnek çıkarabiliriz. 153 bin testi yaptığımız bir ülkede 1000 kişinin 3. ayını yapsaydık şu anda Necim'in baş sayfasındaydık. Serosürveyans ne demek? Kan örneklerini alarak yapılan yine aynı çalışma, yine bir prevalans bakıyorsunuz. Buna serosürveyans demek bence daha iyi bir şey. Ama demin Gül Hoca'nın dediği, o bizim için çok hayati şeyler. Kimdir bu? Kaç yaşındadır? Hangi şehirde yaşıyor? Yöntemleri kullanıyor mu? Kullanmıyorsa eve kapatmanın anlamı yok. Maske kullanmasına rağmen hasta olduğunu diyor, o zaman belki maskeyi değiştirmemiz gerekecek. Onun için bunları da yaparak ve özellikle yazdım. Amaç sadece o anki değeri bulmak değil, bu değerin neyle ilişkili olduğunu bulmak. Dolayısıyla analizler yapmak, rapor hazırlamak, bu raporu paydaşlarla, o paydaşların içinde akademisyenler var, doktorlar var, halk var, herkes var. Çünkü hepimizin ortak savaşı. Onlarla paylaşmak ve politika geliştirmek için kullanmak. Eğer bu politikada bir geliştirme yapılmayacaksa yazık olur. Demişsiniz ki salgında inceleme yapılır mı? Yapılır. Ama hani salgından farklı bir yerdeyiz. Çünkü bunun etkenini bilmiyoruz, sürecini bilmiyoruz. Onun için salgın değil de ben şöyle bir şey yazmaya çalıştım. Acaba pandemide serosürveyans yapılır mı? Niçin yapılır? Tam başlamadan önce Gül Hoca hatırlattı, baktım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda Unity Trials ve Solidarity Trials var. Birlikte olma, destek olmak anlamında bence güzel seçilmiş başlıklar. Onun altında da var. Bunu erken yapabilseydik ve asemptomatiklerin yüzdesini hesaplayabilseydik, projeksiyonlarımızı daha iyi yapacaktık. Hastanelere başvuranlar üzerinden şu ana kadar çalıştığımız için toplumda yakalayabildiğimiz zaman
Bu yararlı olur ama bunu toplumun hepsine gitmek gerekmez bir serosürveyansta. Yüksek riskli gruplara gidebilirsiniz. Çok önemli bir grup sağlık çalışanları, yoğun bakım çalışanları. Eğer bunların gerçekten nötralizan antikoru varsa en az 3 ay rahat edebilirler belki. Toplumu temsil eden örneklerde yapılabilir. Sayılar açıklanmış, dün Bakan Bey açıklamış. Hala İstanbul 600'lerde ama hiç küçük sayılar olan yerler de var. Belki oralardaki kim bu riski yapıyor onlara bakabiliriz. Eğer lokantaları açacaksak, berberleri, kuaförleri açacaksak onlar da bunu yapabiliriz ki onlar enfeksiyonu geçirebilirler. İşte hafta sonu sınava girecek hocalarda yapabiliriz ki çocuklara geçirmesinler diye. Yani şöyle bir şey var ekonomide, ne deniyor ona? Opportunity cost, fırsat maliyeti. Bu testi buraya kullanırsanız başka bir yere kullanamayacaksınız. Dolayısıyla test en çok nerede değerliyse ülke sürveyansını orada yapmalı. Yani kime yapmak bizim için daha değerli olacaksa, çünkü yarın eğer biter de bu test ön saftakilere yapılamazsa çok sıkıntılar olabilir. Yani benim kabaca söylemek istediklerim bu. Evet, yapılabilir. Yapılıyor da. Onu da herhalde tartışacağız. Ama zamanı çok önemli. Zamanı çok önemli. Ya başta yapacaksınız, ya sonda yapacaksınız, ya da açılma ve kapanmalarda yapacaksınız ki onu takip etmek için. İki, hangi testle yapacağınız çok değerli. Sensitivite ve spesifitesini bilmemiz lazım. Onun dışında yaparsak biraz sonraki zamanlar için mali fırsatımızı boşa kullanmış olabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Değerli hocalarım, bu soruya katkınız olur mu? Yoksa hemen yurt dışı örnekler üzerinden konuşmaya devam edelim mi? Sanırım katkı yok. O zaman... Belki geçerken oraya şunu söyleyebiliriz Kayancığım. Sayın Bakan'ın ilk açıklamış olduğu 9.6 üzerinden bağında bahsetti. O zaman şöyle bir rakam çıkıyor şey için, toplum bağışıklığı eşiği için 74,4 milyon. Yani 75 milyon civarında bir bağışıklık gerekiyor ki stabil hale gelsin bu durum, salgın hali diye. O zaman bunu birazdan belki bakanlığın sarı prevalans araştırması sırasında bir kez daha tartışmamızda yarar olacak. Çünkü ilk sonuçlar açıklandığında sanırım bu veriyi daha tartışılır kılacağız. Şimdi tam da Banu Hocam'ın bıraktığı yerden, acaba yurt dışında bu COVID-19 pandemisi sırasında nasıl sarı prevalans çalışmaları yapıldı? Birkaç örnek üzerinden hem yöntem hem de sonuçlarının bize ne anlattığı konusunda Gül Hocam'dan katkı isteyelim. Hocam buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Ben birkaç tane örnek getirdim. Başka örnekler de var. Belki diğer arkadaşlarım da katkıda bulunabilirler. Bu çok konuşulan Kaliforniya çalışması var. Şimdi ortak özellikleri aslında bu çalışmaların hiçbirisi mükemmel bir çalışma olmaya çalışmamış. Çünkü pandemideyiz ve burada hem çalışan sağlığını düşünmek zorundalar, o kişileri riske atmamak durumundalar, hem ekonomik davranmak durumundalar her yönden, hem insan kaynağı yönünden, hem test yönünden, laboratuvar yönünden. Yani zaten sistem çok yüklenmiş durumda. Zaten laboratuvarlar 24 saat sonuç çıkarmak için çalışıyorlar. Sahada filyasyon için personel son derece yoğun bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bütün ülkeler en pratik, en doğru sonuca ve en kısa zamanda nasıl ulaşabiliriz diye düşünerek bir takım şeyler yapmışlar. Bu Kaliforniya örneği aslında herhalde en taraflı olan, pek beğenilmeyen bir örnekti. Kaliforniya'nın tek bir county'sinde, bir ilçesinde işte Facebook üzerinden duyuru yaparak gönüllüleri çağırmışlar ve 3300 gönüllü katılmış. İşte oradaki yaptıkları immunoglobulin bakıyorlar. İşte %1,5 çıkıyor hiçbir düzeltme yapmadan. Ve kendilerinin o güne kadar bildirilen sayılara göre
o zaman bu %1,5'sa bizim toplumumuzda bunun 35 katı ile 50 katı arası vaka var. Onlar asemptomatik ya da sağlık hizmetine başvurmuyorlar. Biz onları yakalayamıyoruz diye bir sonuca vardılar. 2.8'de bazı düzeltmeler yaptıktan sonra işte nüfusa göre, yaş gruplarına göre düzeltmeler yaptıktan sonra yani yaklaşık %3 buldular bu hastalığı geçirmiş olmayı. Daha sonra bir New York çalışması var. Onu da bir New York ili şehrinde, kentinde ve New York eyaletinde yaptılar. New York kentinde %20, New York eyaletinde %13 çıktı. Ama benim duyduğum en yüksek antikor çalışması oydu. %20 fakat onu da gene kendileri eleştiriyorlar. Sadece New York'ta sokakta olan insanlar üzerinde yapmışlar. Gene herhangi bir temsiliyet ve genellenebilirlik iddiası olmayan bir çalışma. Ve burada diyorlar ki yani bu kişiler sokaktalar, evlerinde oturan, daha çok eve kapanan kişileri temsil etmiyorlar. Onların bulduğu %20. İngilizlerin yaptığı çalışma güzel bir çalışma. Mart'ta Banu Hoca'nın da dikkati çektiği gibi yani biraz erken dönemlerde yapılan çalışmalar. Onlar zaten var olan influenza için kullandıkları sentinel sürveyansı genel pratisyenler üzerinden kullanmayı düşünmüşler ve 1000 kişi alalım biz demişler. 500 tane katılan bu sürveyansa genel pratisyen varmış. Hani bizim aile hekimliği birimi gibi düşünürsek. Buradan da 1000 kişi. Ve bu 1000 kişi de kim olacak? Zaten kan vermek için oraya gelen kişiler. Yani herhangi bir nedenle hasta randevusunu almış ve kan vermeye gelecek. O kan verenlere diyorlar ki bir tüp de bu seroprevalans için alabilir miyiz? Onlar da kabul ederse bunu alıyorlar. Sonra da diyorlar ki her ay biz bunu tekrar edelim. Her ay tekrar ederken de 800 kişiyle devam edelim diye bir hesap yapmışlar. Yalnız bunun sonuçlarına ulaşamadım ben. Belki yeteri kadar arayamamış olabilirim. Bu Mart'ta planlanan bir çalışma ve planlama makalesi vardı ama mutlaka bugüne kadar sonuçları vardır. Public Health England'la da General Practitioner Derneği birlikte yapıyorlar. Yani Halk Sağlığı Kurumu'yla. İsviçre'de yapılan bir çalışma var. Sadece Cenevre şehrinde 500 bin nüfuslu. Nisan başı Mayıs başı arasındaki bir aylık dönemde. Adı da Serakov Pop demişler bu çalışmaya. Kesitsel ama longitudinal diye ben eklemede bulundum. Çünkü onlar da her hafta yapmayı planlamışlar. 12 hafta her hafta yapalım diye planlamışlar. Onlar da gene nasıl bunu en kolay, en iyi yaparız? İşte sürekli yaptıkları bir bas sante diye bir çalışmaları varmış. Herhalde kronik hastalıklar falan için yapılan, sağlık belki de davranışsal, yetişkinlerde yapılan davranışsal risk faktörlerine falan da bakılan bir çalışma. Bunun örneklemine biz gene ulaşalım demişler. Bunların e-mailleri var ellerinde, işte telefonları var. Toplam 2766 kişilik bir örneklenmiş bu. 1339 tane de. Ve haftada 1300 kişi davet etmişler. Tabii katılımlar az olmuş. Biraz sonra bir iki sonucunu göstereceğim. Aynı kişileri davet etmemişler. Yani her defasında başka kişileri davet ederek ama hep bu örneklem içinden her hafta yapmışlar ve haftalık sonuçlarını görüyoruz burada. İlk yaptıkları hafta %4.8 prevalans. İkinci hafta 8.5. Üçüncü hafta 10.9. Dördüncü hafta 6.6. Beşinci hafta 10.8. Şimdi bu 6.6 tabii çok beklenen bir şey değil. Yani inip çıkmış olamaz. Bunlar işte örneklem hatalarıyla ilgili şeyler. Zaten güven aralıkları birbirine geçiyor. Herhalde bu 10'dan az olsa gerek, bu da 6'dan yüksek olsa gerek. Ama şu 5. haftada geldikleri 10.8, daha da devamı olup herhalde onu da yayınlayacaklar. Wuhan'da var, ilk elimizde olan seroprevalans çalışmalarından Mart başı, Nisan başı. Onlar bundan bir ayda önce, zaten oradaki salgın her yerden önce olduğu için.
Onlar da evren falan yok. Sadece bulabildikleri, ulaşabildikleri bir sürü toplum kesiminden serum örnekleri alarak çeşitli meslek grupları ve genel popülasyonda antikor bakmışlar. Sağlık çalışanları 6.919'luk bir grup var ellerinde. %2,5 çıkmış sağlık çalışanlarında. Toplumda 9.442 kişilik bir toplum grupları var. Orada da %0,06. Oldukça düşük. Tabii Wuhan'da çok katı bir sokağa çıkma yasağı uygulandığını biliyoruz. Bu işte Cenevre'deki çalışmadan mesela yaş gruplarına göre şeyleri pozitiflik oranlarını görüyoruz. En çok gençlerde pozitiflik yüksek olmuş. Mesela 65 yaş üstünde düşük olmuş. Muhtemelen onlar çok dışarı çıkmadılar. Kadın erkek erkeklerde fazla olmuş beklendiği üzere. Kadınlarda daha düşük olmuş. Şu da haftalara göre olandı işte. Her hafta pozitiflik yüzdesi. Buradan da bir tüm Cenevre için tahmin yapmışlar. Bunu projekte etmişler. Çin'deki çalışma işte ilk çalışmalardan zaten Brief Communication olarak yayınlanmış Nature Medicine'da. Burada işte böyle tek tek şeyi görüyoruz. Çalıştıkları hastane çalışanlarının, sağlık çalışanlarının çalıştıkları yerleri ve onların işte cinsiyetleri ve yaşla ilgili özellikleri var. İmmünoglobulin G'ye ayrı, M'ye ayrı ikisini birlikte ve PCR olarak sonuçları vermişler. İşte buradan sağlık çalışanlarında ortalama pozitiflik %2,5. Yani G artı M 2,5 oluyor. Burada da İşte mesela otel çalışanlarına bakmışlar. 346 kişilik. İşte Banu'nun dediği gibi belki hani insanlarla sık karşılaşan kesimlerden gruplara bakmışlar. Sağlık çalışanının yakınına bakmışlar. Mesela sağlık çalışanının yakınında da 3,2 çıkmış. Sağlık çalışanı tabii kendini daha çok koruyor diye düşünebiliriz. İşte toplumda ki herhangi bir toplum üyesi 9400 kişi de en düşük bulmuşlar. Fabrika çalışanlarında da %1,4 seroprevalans bulmuşlar. Evet, bu o İngiliz çalışmasıydı. Onu sonuçlarını bulup belki başka bir oturumda konuşabiliriz. Bu çok güzel bir şey çünkü bu sadece seroprevalans için değil, işte virüsün özelliklerini saptamak için sentinel örnek alınıyor. İnfluenza için alındığı gibi burada da virüs örnekleri alınacak. Virüsün belki tipinin değişmesi takip edilebilecek. Yani Dünya Sağlık Örgütü bu seroprevalans çalışmaları için ya en başta yapın diyor, ya birkaç kere yaparsanız iyi olur, başında, ortasında, sonunda diyor. Ya aynı grup insanları test edebilirsiniz diyor, ya da diyor toplumdan örnekler seçerek tekrarlayan ölçümler yaparak sonuçta gene rastgele örnekler seçerseniz yine de aynı toplumu temsil eden, aynı kişide yapmasanız bile bir seri yakalayabilirsiniz diye söylüyor. Benim de şimdilik vermek istediğim örnekler bunlardı. Gül Hocam çok teşekkürler. Bir soru var. Şimdi siz özellikle Wuhan çalışmasında gösterdiniz ama hangi antikorlar bakılıyor diye. Bütün çalışmalarda IgG ve IgM birlikte mi bakılıyor? Ya da bu çalışmalarda hangi antikorları bakmayı tercih etmek lazım? Evet, yani biraz kitlerle de sınırlı oluyor herhalde. Kitler o konuyu çok hani bilmiyorum ama hepsi her an çıkmadılar, biraz geç çıktılar. İşte ilk başta total bakanlar oldu, işte bir hızlı testler oldu, hızlı testlerin total bakanları oldu falan. Ama tabii aslında G'ye bakmak gerekiyor. Sanırım şu anda Türkiye'de yapılan da totale bakıyor. Tabii total olunca işte akut dönemde mi geçirmiş olduğu, yani geçirilmiş olup olmadığı konusunda emin olamıyoruz. Belki o nedenle de PCR yaptıklarını söylüyorlar bakanlıkta. Ama
tabii her ikisine ayrı ayrı ve total bakabilsek en iyisi o. Teşekkürler. Diğer hocalarımdan katkıda bulunmak isteyen olur mu? Yoksa seyircilerimizin merakla beklediği Sağlık Bakanlığı çalışmasına geçelim. Birkaç tane daha konuşalım mı bununla ilgili? Yani şey olabilir. En azından bizim kendi araştırmamızı değerlendirmek adına ya da bakanlığın araştırmasını değerlendirmek adına katkı sunar. Ne dersiniz? Olur. Tamam. Biraz önce Gül'ün bahsettiği, Banu'nun da bahsetmiş olduğu bu Dünya Sağlık Örgütü 17 Mart tarihinde bir protokol yayınlamış oldu. Nasıl örnek seçilsin, nasıl hangi sorular sorulsun, hangi testler yapılsın diye. Arkadaşlarım da söylediler. Esasında gerçekten bu etken yeni ve pek çok özelliğiyle yeni tanışıyoruz. Ve olguların yalnızca %20'si civarında görünür oluyor. Hastaneye gidiyorlar. Onun dışında %35'i asamptomatik, %45'i çok farklı semptomlarla kişilerin kendilerini hasta algılamayacağı muhtemelen semptomlarla geçebiliyorlar. Dolayısıyla mesele asemptomatikleri yakalamak ve bunlar üzerinden de projeksiyon yapabilmek. Durum nedir? Ne yapmamız gerekir? Nasıl gidiyoruz gibi. Bu bağlamda da Gül arkadaşımın söylediği gibi örnekler çok çok küçük sayılarda esasında. Çok büyük alanda ülkeyi ya da kenti temsil etmek gibi bir derdi yok. Daha çok özgün alanların durumlarını saptamak ya da yaş gruplarının durumlarını saptamak üzerine gelişmiş. Sevgili Gül söylemişti bu Cenevre araştırmasında 5 yaş altını almamışlar örneğin. Ve 5 ila 9 yaşla 65 yaş üstünde de Gül de söyledi. Gerçekten seroprevalans oldukça düşük olarak bulunmuş. Şöyle bir çalışma var. Bu Wuhan açıldığında tekrar Hubei eyaletine dönenlerde yapılmış ve 3 Haziran'da yayınlandı Lancet'te. Buna göre 452 kişi de çalışmışlar. İmmünoglobulin G çalışılmış ve %3.76'sında pozitiflik bulmuşlar. Bir başka çalışma Los Angeles kentinde yapılmış ve oradaki çalışmada da immünoglobulin G ve immünoglobulin M ayrı ayrı bakılmış. 1952 kişiyi araştırmaya dahil etmişler ancak araştırma katılımcıları 863 kişiye kadar düşmüş ama yaşa, cinsiyete, etnik kökene ve gelir durumuna göre Amerika Birleşik Devletleri'ne çok somut olarak çıktı bu. Ağırlıklandırılarak hesaplamalar yapılmış. Bu da burada da genel itibariyle seropozitiflik %4.65 immünoglobulin G üzerinden bulunmuş. Bu da 18 Mayıs'ta JAMA'da yayınlanmıştı. Bir başka çalışma Almanya'da yapılmış ve sağlık emekçilerinde yapılan bir çalışma, bir hastanede yapılmış. Toplam 316 hekim sağlık çalışanı katılmış ve şöyle yapmışlar. Amaca yönelik gerçekten yapılan seroprevalans çalışmaları bunlar. Örneğin yüksek riskli, yani günün hemen hemen çalışmanın bütün saatleri içinde COVID-19'lu hastalarla karşılaşan sağlıkçılar bir grup olmuş. Günün belirli zamanlarında daha seyrek karşılaşanlara orta risk grupları demişler. Bir de hiç karşılaşmayan sağlıkçıları almışlar. Ve ona göre bakıldığında immünoglobulin G'ye bakılmış. Toplamda %1.5'unda pozitiflik bulunurken yüksek risk gruplu olanlarda %1.2. Muhtemelen kendilerini iyice bu risk nedeniyle de koruyorlar ama sıkıntı orta risk grubunda. Onların %5.4'ünde immünoglobulin G pozitifliği saptanmış. Bunları da ben sizlerle paylaşmak istedim. Konuya, alana özel, amaca özel çalışılıyor. Küçük gruplarla çalışılıyor ama spesifik çalışılıyor. Toplam hepsini genelleyeceğimiz bir bağışıklık düzeyi üzerinden çalışılmıyor. Bu boyutu önemli ve etkenin özelliği nedeniyle olsa gerek en başından beri virologlar antijen konusunda
bu etkenle çalışmayı maalesef gerçekleştirmiyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok soru geliyor bu arada. Ben araya birkaç tane soru sıkıştırmak durumundayım. Şöyle iki tane hemen soruyu sorayım. Birincisi, bu R değerini epeyce tartıştık ama özellikle sizler de haklı olarak R değerlerinin tek başına Türkiye'yi temsilen konuşulmasının doğru olmadığını, yerellikler üzerinden de tanımlanması gerektiğini söylediniz. Burada yerelliklerde tanımlarken risk grupları üzerinden de tanımlamamız gerekir mi? Örneğin Türkiye'de çoğunluğunu Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu 5,5 milyonun üzerinde mülteci ve yabancı var. Onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. İşte geçenlerde Yunanistan'da bir çalışma yayınlandı, görmüşsünüzdür. Oradaki mültecilerde görülme sıklığı hastalığın Yunanistan'daki normal popülasyona göre 8 kat daha fazla bulundu. Ama biz Türkiye'de hiçbir şey bilmiyoruz. Acaba R değeri üzerinden böyle bir tartışma yürütülebilir mi? Çok kısa bir yanıt alabilir miyim birinizden? Evet. Peki, evet. Çok kısa oldu. Yani uygun olur. Uygun olur. Sadece mülteciler diye düşünmeyelim. Bizim şu anda mevsim de gereği mevsimsel işçilerimiz var. İnşaatta çalışan işçilerimiz var. Bugün Ankara'da maske zorunluluğu oldu. Para cezası da var. Benim yanımda inşaat var. Hiç kimse kullanmıyor. Tabii onu da düşünmek lazım. Yasakları ya da korumaları yaparken hani üçüncü katta çalışan bir kişinin maskeyle ne kadar çalışabileceğini de tabii düşünmek lazım. Her kime hizmet sunmak istiyorsak, Onur da Gül de çok çok güzel söylediler. Yani her ülkenin parası var, her ülkenin testi var. Zaten bazı ülkeler testi kendi yapıyor biliyorsunuz. Ama yaptıkları popülasyonlar ve yapma tarzları farklı. Bunun sebebi ne? İşte neye cevap vermek istedikleri için. Mesela New York örneğinde burada söylemezsek ayıp olur diye düşünüyorum. Mesleğimize saygısızlık olur. Dedi ki Gül Hoca, New York örneğinde sokakta yapmışlar. Hani buna birçok bilim insanı aman sokakta yapılan New York'a genellenebilir mi denir. Genellenmesi gerekmiyor. Onu vurgulamaya çalışıyoruz. Amacın ne olduğu önemli. Jon Snow, biliyorsunuz epidemiolojinin en büyüğü, öyle biliniyor. Çalışmayı yaparken en çok yerler gibi hiç olmayan yerlerde de bakmış. Mesela ben Bakan Bey'in sunumunda şey gördüm. Kilis'te 1/3, yani neden Kilis'te bu kadar az? Hani o ne yapıyorsa belki onun yapılması lazım. Böyle uç noktaların çalışılması çok değerlidir, hayatidir. Şöyle düşünmüştür muhtemelen New Yorklular. Harcamak yerine en kötüye bakarsak herhalde ondan daha çok toplumsal bağışıklık yok. Çünkü R değerlerinin bir amacı da bu. Eğer bir yere gelip artık hani toplumsal bağışıklığa ne kadar yakınız diye bakıyorsanız orada %20'yi görünce çalışma durur zaten. Yani New York'un sokağında yaşayan en maruz kalan kesimde %20 ise çalışmaya artık götürmenin devamı yok. Toplumsal bağışıklığa çok uzak. Bir şeyleri vurgulamak istiyorum. Çok önemli. Bir araya gireceğim. Pardon. Çünkü senin sözünle ilgili şöyle çok soru var. Bu COVID-19 pandemi sırasında özellikle yurt dışında kullanılan ve birazdan Türkiye'yi de konuşacağız. Antikor testlerinin geçerli ve güvenilirliği konusunda elimizde yeterince bilgi var mı? Ben göstereyim, hazırım. Şimdi şöyle, ben inanın Türkiye'de ne kullanıldığını bilmiyorum. Ama dünyada neler kullanıldığını biliyorum. Onun için size birkaç tane örnek getirdim. Şimdi bence bunlar önemli. Biz bir dönem yurt dışından getirdik biliyorsunuz. Çin'den bir hızlı test getirdik. Toplam antikor değerine bakıyordu. Şöyle oluyordu. Yani hem hemoglobin hem G birlikte bakıldığı için antikorunuz pozitifse size PCR yaparak o ki siz şu anda da enfekte olabilirsiniz diye test yapılıyordu. Ama onun dışında sadece immünoglobulin M ya da sadece immünoglobulin G bakanlar var. Bu COVID çok özel bir şey yaptı dünyada ve insanları birlikte çalışmaya yönlendirdi. Ve insanlar tüm güçleriyle, yani bizim ülkemizde ventilatör yaptığı gibi mühendislerin, bunlar çok şey oluyor. Bunlar bizim hiç alışık olmadığımız kadar kaliteli antikor testleri. Bakın sensitivitesi %93'ten başlıyor. Spesifisitesi, yani sağlamlara sağlam, bilmeyen arkadaşlarımız olabilir, kimler dinleyebilmiyorum. Sensitivite dediğimiz, duyarlılık dediğimiz hastaları yakalama yüzdesi bir testin. Yani mesela buradaki Roche'un ya da Abbott'un testi hasta olanların %100'ünü yakalıyor diyor. Yani bu çok çok inanılmaz bir değer. Ben daha önce hiç böyle bir değer görmedim. Ama iki spesifisitesi de, yani sağlam dediklerinin de sağlam olma yüzdesi de yine 99'larda.
Ama bir şey bazen özellikle televizyondaki hocalarımız çok karıştırıyor. Tanı ve tarama test ediyor. Yani şöyle bir şey yok. Hastaneye gelene tanı yapılır, toplumdakine tarama yapılır diye bir şey yok. Biz tarama testini ucuz, kolay, güvenli, çabuk uygulanabilen ama mutlaka tanı testleriyle kontrol edilmesi gereken şeylere tanı testi, tarama testi deriz. Şu anda Türkiye'de yapılan hiçbir şey tarama testi değil. Bunların hepsi diagnostik. Tanı testi, yani buradan bir daha gidip başka bir yer yapmayacaksınız. Dolayısıyla amaç o. Yani biz bir tarama yapmıyoruz. Tarama dediğimiz şey başka bir şey. Ne olur onu özellikle ekranlarda konuşan hocalarımızdan rica ediyorum. Bunların hepsi tanı testi. %100, %99.8 olmaz. Yani bunların geçerlilik ve güvenilirliği var. Bir şey yok. Türkiye'de yapıldı mı bilmiyorum. Bir testin duyarlılığı ve seçiciliği, sensitivite ve spesifitesi özgündür. Yani o testi o kurallara göre, o makinede okutarak, uygun şekilde gönderip, hani uygun sistem içerisinde, uygun saatler dahilinde bakarsanız aynı kalır. Kalmayan prediktif değeridir. Aslında bizim için de önemli olan sahada bu. Yani şimdi biz bu test %100 ama prediktif değer, pozitif prediktif değer bizim öngörümüz. Yani bizim pozitif dediklerimizin kaçının pozitif olacağı başka bir hesap ve bunun değerlendirilmesi çalışmadaki prevalansla ilgili. Şimdi bakan bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Zamanımız epeyce daralıyor. Soruya cevap olur diye düşündüm. Harika yani şöyle, gidiyorsun. Türkiye'de binde üç diyoruz ya. Binde üç denilen yerde bu testlerin pozitif prediktif değeri çok düşük olacaktır. Bizim pozitif dediklerimiz pozitif olmayacaktır. Dolayısıyla siz pozitif dediğimiz kişiyi, senin testin var, bu testte %100 sensitivite, artık gidip ön saflarda istediğini yap derseniz ve bu kişi maskesiz giderse çok büyük bir şekilde hasta olma olasılığı vardır, %1-2. Onun için çok değerli. Yani bir şey yaptığımız zaman onun sorumluluğunu alıyoruz. O kişiye bilgi verecek sanıyorum devletimiz. Hani sizin testiniz pozitif çıktı, o da yarın maskesiz sokağa çıkarsa onu takip etmekte yarar var diye söylemek istedim. Hemen buradan Banu seninle devam edelim mi? Şimdi İzleyicilerden çok soru alıyorum gerçekten. Beni de şaşırtacak kadar daha etkinliği bitirmeden soru yağmuruyla karşı karşıyayız. Herkes Sağlık Bakanlığı'nın şu anda yürüttüğü çalışmayı merak ediyor. Şimdi hepiniz tabii bu konuda bir şeyler söyleyeceksiniz ama Banu, ilk sözü sana vereyim ben. Çünkü Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ortamında da bu konuda geniş kapsamlı görüşlerin oldu. Bize çok ayrıntıya girmeden ama temel olarak Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma konusunda bilgi verebilir misin? Yani bu çalışmanın amacı ve araçları gerçekten şu ana kadar konuştuğumuz seroprevalans çalışmalarıyla ne kadar uyumlu? Bu kadar yüksek bir örneklem büyüklüğü belirlemek yerine daha düşük örneklemlerle benzer sonuçlara gidebilir miydik? Kullanılan yöntem, çıktılar. Senden bu konuda bir çerçeve alalım, daha sonra diğer hocalarıma da döneceğim. Evet, söz sende ama zamanımız daralıyor. Anladım. Şimdi deminki soruya evet diye cevap vermiştim ya, bu sorunun cevabı da bilmiyorum demek. Yani ben normal koşullarda öyle bir eğitim aldım, öyle de eğitirim. Bilmediğiniz zaman konuşmamak lazım. Elimizdeki kanıtlarla diyeceğim. Ama ben neler yapılabileceği konusunda çok denk geldi. Dün değil evvelsi gün yayınlandı bir yayınım var. Free Text. Türkiye'de neler, bu tamamen Türkiye'de veri bulmadığımız için yani ne öğrendik, ne öneririz şeyse, okumak isteyen arkadaşlarım olursa buraya koydum. Şimdi şunu göstereceğim öncelikle. Sayılar üzerinden. Yani dün Bakan Bey'in demeci. Ben şöyle bir arkadaşlarımı şöyle bir konuda ikna etmeye çalışmıştım. 100. güne 100 sayfalık rapor yazalım beraber ya da yazılmasını isteyelim diye. 100. günde bir A4 geldi ama ona bile çok sevindiğimi söylemek istiyorum. Ama daha çok gelmesini de beklediğimi de söylemek istiyorum. Şimdi o A4'ten edindiğim bilgiyle birkaç şey söyleyeceğim. Dün itibariyle toplam vaka sayımız 182.727. Ölen sayımız 4.861. Bu ikisini birlikte topladığınızda, bu sahaya gittiğinizde bulacağınız antikora karşılık gelen kişi sayısı olması lazım, değil mi? Yani 187.588 kişinin biz şu anda Türkiye'de antikora olduğunu kayıtlarımızdan tahmin ediyoruz. Bunu nüfusa böldüğünüz zaman, çizgi yanlış yere gitmiş ama olsun, beklenen, yani bizim sayılarımızla bulabildiklerimiz karşılık gelen antikor düzeyi %0.23.
Bakan Bey'in açıkladığı şeyin mutlaka altını çizmek lazım. Türkiye çapında yapılan bir çalışmanın belirli bir kısmını analiz etmek hani doğru sonuçlar vermez. Ama diğer illerinde bu illere benzediğini, heterojen olmadığını varsayarak, eğer heterojen liste çıkarsa, çünkü planlarımızı ona göre yapacağız, elde edilen 1.5, %1.5. Yani ne demek? Bakanlığın şu ana kadar 153 bin kişiye, herhalde 75'ine ulaştı, yarısı diyor, ulaştığı kişi üzerinden yaptığımız şey, bizim Türkiye'de bugüne kadar saptadığımız, enfekte olduğunu yakaladığımız kişilerin 7'de 1'ini doğru saptadığımızı gösteriyor. Yani bu beklediğimizden farklı mı? Hayır değil, Dünya Sağlık Örgütü de buna 10 diyordu. Hatta bazı hocalarımız televizyonlarda diyor işte bugün şu kadarsa 10 katı. Yani 7 vakadan 1'ini yakalamışız ama bu çok kötü bir şey değil. Bundan sonra her yakaladığımız vakanın 7 katının var olduğunu göreceğiz. Burada bir şeyin altını çizdim. Çalışmadan elde edilen toplam bağışıklık %15'te, %1.5 demek. Onur Hoca bize en az 40-60 dedi. Biz şu anda toplumsal bağışıklıktan falan uzağa, eğer Türkiye'de toplumsal bağışıklık için bir çalışma yapıyorsak bugün itibariyle durdurmamızda yarar var. Daha ileri gitmemize gerek yok. Bundan sonra geri kalan illerde yaptığımızda da bu 1.5 mümkün değil, 40 olmayacaktır. Hani bu amaçla yapılıyorsa, neden söylüyorum, amacı bilmediğim için. İkinci bir analiz şöyle yaptım. Enfekte olmuş kişiler içerisinden 154 binin iyileştiğini biliyoruz. Şu anda aktif vaka 32.948. Şimdi biz bu aktif vakaların da neye tam karşılık geldiğini bilmiyoruz. Yani bunlar aktif vaka hala bulaşıcı mı? Aktif vaka hala yoksa iyileşme aşamasında mı, bilmiyoruz. Ama diyelim ki bu aktif vakaların işte iyileşmemiş, halen bulaş özelliği olduğunu düşünsek, bizim hesabımıza göre binde 0.40, çalışma verisi binde 2.5. Bu da diyor ki demek ki ben aktif vakaların da 6'da 1'ini yakalayabiliyorum. Yani hem aktif vakaları genel olarak bugün itibariyle 1/6'ını yakalıyorum, hem de şu ana kadar yaptıklarım 1/6. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Şeytana zapta gerek. Bir Türkiye haritası çizdim. Soruların belki bir kısmına cevap verir diye. 83.200 kişilik TÜİK'in projeksiyonu. Bunun içerisinde küçük bir mavi yer çizdim. Bunlar şu ana kadar enfekte olmuş ve antikor oluşmuş ve ümit ediyoruz ki halen var olan kişiler, çalışmaya gittiğimizde bulacağımız. Yani bu dedikleri işte %1.5. Şimdi bunların içi, bir öbürü de kırmızıda aktif hastalarımız. Şimdi bu aktif hastalar içerisinde bir insan hasta olursa, başvuru ve semptomu varsa test oluyor, yakalamışızdır. Temaslıysa takibe gidiyor, çok arkadaşımız çalıştı, ellerine sağlık. Onlar semptomluysa onlara da test yapılıyor. Semptomsuzlara ne yapıldığını ben bilmiyorum. Bir araya gireceğim Banu. Evet. Çok soru var. İki gündür çok tartışılıyor. Evet. Temaslılar içinde de artık PCR testi yapılmayın diye bir yaklaşım olduğu söyleniyor. Sen nasıl bakarsın buna? Temaslılarda mutlak surette PCR testi yapılması gerektiğine inanıyorum. Ben epidemiyolog olarak. Sebebi şu. Eğer temaslıysa ve onun bulaşıcı olmadığını biliyorsanız ve evde ya da hastanede tutuyorsanız, bu kişi de kendisinin bulaşıcı olmadığını düşünüyorsa bunu yayacaktır. Her bir kişinin kaç tane yaydığını biliyoruz. Bakanımız kendi açıklamış 9.6. Hepsine yapılması lazım. Yani Türkiye'ye gidip 153 bin tane yapacak PCR'ımız varsa bunu öncelikle temaslılara yapalım. Niye başka yere yapıyoruz, değil mi? Peki ben bakanlığın daha temaslara yapılmasın yaklaşımının bir epidemiyolojik açıklaması olabilir mi? Ben bilmiyorum. Bu yaklaşımı da bilmiyorum. Ama sahadan gelen arkadaşlarımız şu ana kadar da temaslıların eğer semptomu yoksa bir kısmının yapılmadığını söylüyordu. Ama hani bana sorarsanız, bana inanırsanız yapılması lazım. Yani şu anda gidip Bitlis'in falan... Biz sana inanıyoruz Banu. Hayır, yani şöyle salgının ortasında... Diyarbakır'a bir kişiyi gidip de kapısını çalıp ona test yapacağımıza temaslıya yapmak bana daha verimli geliyor. Yani teknik bilgim bu doğrultuda. Bakın burada alanda tamam, çizdiğim kesin, şeyler... Tamam, kusura bakma, lütfen devam et. Hayır, çok güzel oldu. Çünkü bakın Bolt yaptıklarım bizim yakalayabildiklerimiz. Bolt yapamadıklarımız da yakalayamadıklarımız. Şimdi ben bunu bir okudum, dedim ki ne kadar güzel. Biz şu anda aktifleri 1/6 yakalıyorsak, şu ana kadarki antikorları da 1/6 yakalıyorsak müthiş bir iş yapmışız. Yani ama şöyle bir soru oldu. Dedim ki ya peki hastaneye gelenle, yani hiç mi hastaneye gelmeyen hasta olmuyor, yakalanmıyor?
Evet, çok güzel, filyasyon yaptık, çok güzel. Ama burada beni rahatsız eden şu, bunu tartışmaya açmak isterim. Sağda gördüğünüz 6 kat, %100 sensitivity'ye yapılan bir çalışma. Solda gördüğünüz 6 kat PCR. Bunu bazı hocalarımız %60 diyor. Benim dönem arkadaşım Önder'i dinlemiştim. Kliniklerde %40 diyor. Bazı hastaneler %26'ya kadar PCR iniyor diyor. Yine bakın, bu da yapan kişinin kötülüğünden değil. Örneğin hangi tarihte alındığı, burundan alındığında aşağı mı indi? Örnek taşınırken RNA yapısını koruyabildi mi? Yani beklediğim odur ki bu testin iki test aynı kalitede ölçüm yapamadığı için, eğer bir grubu 6 kat hatayla ölçüyorsak, aktif hasta grubunun %2,5 hatayla ölçmemiz lazım. Ben bu ikisinin 6 olmasına anlam veremedim. Geldiğim noktada bunun çalışılması gerektiğine inanıyorum. Eğer Türkiye verisi tamamlanırsa orada bunun bir alt grup analizi yapılması lazım. Çünkü bu ikisinin de 6 olması için PCR'ın %100 başarılı olduğunu gösterir. PCR %100 başarılı olur doğru primerlerle. Ama salgın aşamasında bunu yapılması mümkün değil. Onun için çalışma bitmediği için bir şey söylemek istemedim ama bunu vurgulamak istedim. Görüşüm bu. Herhalde şuraya kadar geldiğimiz görüşte zaten Türkiye çalışmasını, bir genel çalışmanın yapılmasını ben biraz hırslı bulduğumu söylemek zorundayım. Özellikle de salgının ortasında ve özellikle sağlık personelimizi tam da salgın patlamadan önce yormamak ve enfekte etmemek için. Bunu çok korkarak söylüyorum ama korkunun ecele faydası yok. Onlar enfekte olursa diğer gittikleri evleri de enfekte edebilirler. Her gittikleri evde soyunuyorlar mı, üstlerini değiştiriyorlar mı onları bilmiyorum ama kendilerini korumalarını da çok arzu ediyorum. Onun dışında birkaç şey, Hasuder'de paylaştığım şey, bugün gündeme geldi aslında. Şimdi bu kadar büyük bir çalışma yapıyorsanız, dünyada ilk yapıyorsanız, bunu yayın yaptığınız zaman kimse bunların kaç tanesinin pozitif negatif olduğuyla ilgilenmez. Çünkü dünya bununla ilgilenmiyor. Dünya şununla ilgileniyor. Hiç bilinmeyenler var. Mesela diyoruz ki asemptomatikler geçirmiyor. Yani niye geçirmiyor? Öksürmüyor, aksırmıyor, kaçırmıyor. Ama onun dışında eğer böyle bir bilgi varsa ve bu çalışma yaptıysak, burada yakaladığımız asemptomatiklerin evlerine giderek çalışma yapıp, ulaş yüzdelerine, household transmission çalışması yapıp, işte dünyada hiç olmayan bilgi havuzuna biz sorumluyuz, bilim insanıyız. Çin'in verilerinden yararlandıysak, Şili'de bizim verilerimizden yararlanmalı. Bunu yaparak devletimiz bu büyüklüğü gösterebilir. İkincisi, 6 yaş altı ya da 18 yaş altı ile 65 yaş üstünü Onur Hoca ve Gül Hoca ayrı ayrı verdi. Bakın onların antikor cevapları farklı. Şimdi şeytan azapta gerek ya, biz bu hastalığın bağışıklığının antikor ve hümoral immünite üzerinden olduğunu biliyor muyuz? Klinisyen arkadaşlarım da izliyor. Belki selüler immüniteden yakın zamanda bir yazı çıktı. Dediler ki bu antikorlar nötralizan olmadığı gibi antijenin yapışıp diseminasyonunu onun üstünden yapıyor. Belki de fırtınayı bunlar yapıyor dedi. O zaman yarın antikorlara çok güvenip antikor üzerinden bir aşı verdiğimizde böyle bir şeye ne yapacağımızı bilemediğimiz için mutlaka yaşam ve cinsiyete özel tabakalı örneklem seçilmesini isterdim. Ama onu yapamadık madem, en azından onların... Yapamadık mı, yapmadık mı? Bilmiyorum. Biz yapamamak için bir gerekçemiz var mıydı bari? İstesek yapabilir miydik? Yani şöyle, benim tabii yapabilirdik. Yani TÜİK bunun alasını yapabilecek durumda. Ama TÜİK simple random bir örnek seçmiş, basit rastgele. Basit rastgele de herkesin şeysi, ne derler? Yaşı nüfus içerisindeki payı kadar çıkar en iyi olasılıkla. Ama eve gidip birden beşe kadar bir sayı seç derseniz kimse bir ve beş demez Türkiye'de. Biz asla marjinal olmayı sevmeyiz. 3-2 dediğinde zaten yaşlı ya da çocuk çıkmayacaktır. O zaman bir sistematik hatadan da söz edebilir miyiz? Hata olabilir ama bu hata düzenlenebilir. Yani bunu analizde düzeltebilirler. Yani bu analizde düzelebilecek bir şey. Yani amacı bilmiyoruz. Bir de şuna itiraz etmiştim. Yani yazılı yerlerde itiraz ettikten sonra sözlü yerde de söylemenin zararı yoktur diye düşünüyorum. Onu da unuttum. Ha, İle Özel. İle Özel hız verir mi bu çalışma? Emin değilim ben. Çünkü 600'lük iller var. Mesela Giresun galiba ya da Çankırı mı ne? 600'lük örneklem hacmi
Ben çalışmanı bilmiyorum ama 600'lük örneklem hacminin yeterli olması için o ildeki antikor ve PCR'da bakıyorsunuz. Akut enfeksiyon yüzdesinin %24 olması lazım. %24'ün altında hiçbir şey hesaplayamazsınız o il için. O il sadece Türkiye için değer verir ama ile özel bir şey yaparsanız tipik bir hata yaparsınız. Bir şey çıkmayacaktır. Çıkmayacağı zaman da yanlış yönlendiririz. Onun için sanıyorum amaçlarla, bize söylenen amaçlarla bizim okuduğumuz ile özel hız verilmeyecek bu çalışmada diye düşünüyorum. İllerin temsil edildiği ama Türkiye'ye özel sayılar verecek diye düşünüyorum. Ama peki illere göre hız verilirse şaşırır mısın? Üzülürüm. Yani üzülürüm ve eleştiririm. Şaşırmam tamam. da. Ama üzülür ve eleştiririm ama yapmayacaklarını düşünüyorum. Ben her ilin temsil edildiği, dolayısıyla iller içinde bir şey yapıldığı ama Türkiye sayılarının verileceği ama Türkiye'nin alt gruplarında ama 153 bin kişilik bir veride tüm yaş grupları, asemptomatiklerin özellikleri, belki çalışma durumu çalışılabilir diye düşünüyorum. Bu verinin doğru analiz edildiği zaman etkili olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yine çok çok teşekkürler. Evet hocalarım, sıra sizde. Hanginiz önce söz almak istersiniz? Gül hocam, siz az önce başınızla onaylamıyordunuz. Bu arada birkaç soru da var. Onları da sorayım ben. Lütfen. Şimdi illere göre örnek sayısı arasında Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasında açıklanması zor rakamlar var. Örneğin İstanbul'da 153 binin 8 bini gibi %5'lik bir rakam var. Ya da Bursa ile Çorum, birinin nüfusu işte 500 bin civarında, birinin nüfusu 3 milyon civarında. Ama bu araştırmadaki örnek sayıları aynı. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasındaki illere göre örnek sayıları konusunda nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz? Bir ikinci soru da şu. Hep 153 bin çok fazla deniyor. Bazı meslektaşlarımız da bu araştırma şu kadar kişiyle yapılabilirdi diye bazı rakamlar söylediler. Siz ne söylemek istersiniz? Böyle bir çalışmayı Türkiye çapında yapmak için ne kadarlık bir örnek hacmi yeterli olurdu? Teşekkür ederim Kayhan. Önce şuradan başlamak istiyorum. İşte daha önce diğer ülke örneklerini söylerken de bunun amacı ne? Şu anda biz bir pandemideyiz. Mükemmel bir prevalans çalışması yapmak istemiyoruz. Pandemide bize yol gösterecek, bir an önce işimize yarayacak verileri toplamak istiyoruz. Bunu da tabii ki en doğru şekilde yapmak istiyoruz. Şimdi biz epidemiyologlar olarak oturup burada her araştırmayı lime lime edebiliriz. Yani her araştırmaya bir sürü kusur bulabiliriz. Amaç oradaki ufak tefek kusurlar değil ama kararları alırken hep dengelere bakmamız lazım. Attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değiyor mu, değmiyor mu? Burada pandemideyiz. En başta da söyledim. Bulaş riski var. Personel yorgun, çok tükenmiş durumda. Böyle bir durumda 150 bin kişilik bir örneğe gitmek demek çok güven aralığı dar hesaplar yapmak için olabilir. Yani Banu hani neden diye söylemiyor, nedenini bilemiyorum diyor ama tabii eminim onun da aklından geçenlerden biri bu. Yani çok dar bir tahminde bulunmak için yapılabilir bu. Bir de illere göre tahmin vermek için yapılabilir. Ama illere göre tahmin istemek, TÜİK'e ne derseniz ona göre örnek seçer. İllere göre tahmin istemenin hiçbir gerekçesi yok. Nasıl bir gerekçesi olabilir? Yani Çorum'un prevalansıyla Yozgat'ın prevalansının birbirinden ne kadar farklı olabileceğini düşünüyoruz. Malatya'nınkiyle Elazığ'ınki ne kadar birbirinden farklı olacak? İşte Aydın'la Muğla'nın, hadi Muğla turistik bölge, Aydın'da öyle ama yani bunlar zaten birbirine 3 aşağı 5 yukarı dünyada yapılanlar işte en fazla %20 çıkmış, en az %2 çıkmış. Yani büyük bir varyasyon zaten olamaz. Bunu da il bazında söylemek bize ona göre farklı bir strateji uygulatacak falan değil. Onun için bunun gerekçesi yok. Hiçbir gerekçe ben düşünemiyorum. Arkadaşlarım merak ettiği gibi ben de merak etmiştim. Şu oranlardan bir örnek göstereyim size. Burada nüfusu benzer illeri koydum. Mesela işte ilk grupta görebiliyorsunuz değil mi ekranı? Evet. Evet. İlk grupta şey var. Nüfusu 1.800.000 ile 2.5 milyon arasındaki iller var.
Bunların tek tek örneklem sayıları ve seçilme oranları var. Şimdi bunların birbirine benzeyen nüfusları olmasına rağmen bunlarda çok farklı seçilme oranları var. Konya'dan 1100 kişi, Antalya'dan 4000 kişi, Kocaeli'den 4000 kişi. Bakıyorsunuz bu öbür öbeğe işte Balıkesir, Maraş, Van, Aydın var. Bunlar da yaklaşık 1 milyon civarında iller. Bunların da işte Aydın'dan 4700 kişi, Sakarya'dan 600 kişi. Aydın'la Sakarya'nın arasında 100 binden az nüfus farkı var. Yani böyle bir örneklem ben hiç hayatımda görmedim. Yani ağırlıklı örneklem olabilir. Ağırlıklı örneklem de işte İstanbul'dan 8 bin kişi seçmişler. Bu mantıklı bir şey. Çünkü İstanbul nüfusta temsil edildiği kadar büyük bir örneğe gerek yok. 8 bin kişiden de zaten bir prevalans belirleyebilirsiniz. Küçük illerden de biraz daha fazladan örnek seçersiniz ve ağırlıklandırırsınız. Ama burada küçük il dediğimizde eşit muamele yapılmamış. Neye göre yapılmış? Büyük il dediğimizde eşit muamele yapılmamış. Yani böyle bir örneklemin hiçbir açıklamasını ben anlayamadım. Bu kadar karmaşık, bunlara tabii bir ağırlıklar gelecek. Çünkü bunlar gerçek temsiliyetlerini göstermiyorlar. Ayrıca bunların cevapsızlık oranından gelen bir düzeltmeye de ihtiyacı var. Ayrıca yaşa cinsiyete göre uymadığı için de bir düzeltmeye ihtiyacı var. Biz bunun analizinin içinden çıkmamız için epey bir uğraşmamız lazım. Ne gerek var hayatı bu kadar zorlaştırmaya yani? Ve bunu yaparken biz asıl çok değerli bilgileri sorma şansını kaçırdık. İşte anket diye bir şey gördük. Orada sadece semptomlar var. Halbuki bu kişiler pozitif miydi? Temasları var mıydı? Onların evinde pozitif var mıydı? Şimdi denilecek ki HSYS'de bu bilgiler var. Biz ülkemizde veri birleştirmenin ne kadar kötü bir karnesi olduğunu da biliyoruz. Veri birleştirmek konusunda çok kötüyüz biz. Çok acemiyiz ve biz daha yeni bir rapor incelemesi yaptık Sağlık Bakanlığı için. Yani o kadar zor ki verileri birleştirmek bu ülkede. Bir de e-nabızdan da o kişilerin herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı birleşecekmiş diye de bir şey duyduk. Yani bu da bir ütopik bir şey yani. Hem de pandemi koşulunda bakanlıktaki arkadaşları da düşünüyorum. Gece gündüz çalışıyorlar, kanter içindeler. Yani bunun analizini nasıl yapacaklar bilmiyorum. Eğitim. Bir çalışmayı ne kadar büyük yaparsanız o kadar farklı kişileri toplayacak demektir. O kadar farklı kişileri toplayınca o kadar taraf tutma işin içine girer, hata işin içine girer. O kadar farklı laboratuvarda, 81 ilden veri topladığınız için bilmiyorum onun da bir listesi var. Onlarca laboratuvarda analiz yapılacak. Yani bütün bu karışıklığa hiç gerek yok. Yani Türkiye'yi bölge 12 NAT bölgemiz var. 12 NAT bölgesinden birer il alsanız belki biz gene bu tam temsil etti mi diye epidemiyologlar olarak bir şey söyleyebilirdik ama çok daha güvenilir, verileri sağlam ve insanları da perişan etmeden sahada bu veriler toplanabilirdi. Böyle eğitim mesela 81 ilde yaptığınız bir çalışmanın bir eğitimini yapacaksınız. Önce bir il eğiticisi falan seçeceksiniz. İllerde ekipler var. Siz video konferansla araştırma eğitimi yapmış oldunuz. Bir de iki sayfa yazı yolladınız. Bunu oku, buna göre veriyi topla. Yani saha çalışmasının böyle yapılmadığını bütün halk sağlıkçılar bilir. Yani böyle bir saha çalışması olabilir mi? Bu nasıl standartize edilebilir? Ve bu işi yaparken bu personel o arada filyasyona ihtiyaç olduğunda o işler ne olur? Benim öyle de bir kaygım var. Yani her yönüyle gereksiz bir zorluk, gereksiz bir maliyet, gereksiz bir insan emeği israfı olarak görüyorum. Onur arkadaşıma hala söyleyecek şeyler kalmıştır. Bu örnek açma konusunda bir şey söylemek ister misiniz Gül Hocam? Efendim? Yani böyle bir çalışma sizin söylediğiniz gibi 12 NUT bölgesinde birer ille yapılmış olsaydı kaç kişiyle yapılsa benzer bir sonuç ortaya çıkardı bu kadar yüksek bir örneklem alınmadan? Bin kişi falan rahat yeterli olabilir. Çalışması vardı 35 bin kişi. O da rastgele seçilmiş bir örneklem değil gene zaten. Yani şimdi mesela insanlar diyebilir ki bu konuyu çok iyi anlamayanlar 150 bin test nedir? Yani biz günde 50 bin test yapıyoruz. Evet ama
hastalar kendi ayaklarıyla bize kadar geliyorlar. Orada hastanede her çeşit donanımı olan insanlar 51 test yapıyor. 81 ile gitmek, bunun lojistiğini planlamak, araçlarını ayarlamak, o illerdeki bilmem ücra köşedeki bir köye kadar gidip bir gününü harcamak. Yani bunlar o kadar büyük maliyetler ve emekler ki hani bu bize sağlayacağı bir getirisi yok bunun. TNSA'yı böyle yapıyoruz ama normal bir zamanda yapıyoruz. Ondan sonra ve başka şekilde elde etmesi kolay olmayacak göstergeleri elde etmek için yapıyoruz. Eğitimini uzun süre yapıyoruz filan. Yani sayı 150 bin kişiyi İstanbul'dan da toplayıp yapabilirsiniz. Yani 150 bin kişi, 150 bin de değil iş. 150 bini Türkiye'nin her köşesinden toplamakta. Evet, çok teşekkürler. Onur Hocam, sana söz vereceğim. Ama bana gelen sorular içerisinde bizim de tartıştığımız bir şey var. Peki epidemiyologlar tarafından bu kadar eleştirilen bir araştırmanın içerisinde herhangi bir epidemiyolog yer alıyor mu diye soruyor izleyicilerimizden. Bana WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Benim bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından bilim kurulunda görevlendirilen halk sağlığı hocalarımızın yaptığı açıklamaya göre onların hiçbirisi bu araştırma içerisinde yer almıyor. En azından Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği E grupta böyle bir bilgi paylaşılmıştı. Ama daha fazla benim bir bilgim yok. Bilmiyorum içinizde bu konuda isim önemli değil ama bu çalışma içerisinde herhangi bir epidemiyoloğun var olup olmadığı konusunda bir bilgimiz var mı? Bugüne kadar ulaşan yayınlarda ekip yok ki. Yani hiç araştırma yok. Ekibi diye hiçbir grubun adı, bileşenin adı yok. Sadece genel müdürlükten gönderilen resmi yazı hepimizin elinde var. Bir üst yazı ve araştırma yönergesi diye içinde hiçbir şey bulamadığımız metodoloji üzerinden biraz önce arkadaşlarım anlattı. Örnek seçim kriterleri nedir? Yani bilinemez bir hastalık sıklığı üzerinden mi örnek büyüklüğüne ulaşmaya çalıştınız? Kriterler neler oldu? Ya da niçin ağırlıklandırmadınız bu hastalık? Yaş gruplarına göre değişik seyrediyor. Cinsiyete göre değişik seyrediyor. Ya da ülke genelinde yapıyorsanız niçin ilçelerdeki temsiliyeti bilmeyelim gibi boyutların hiçbirinin yanıtını bulabileceğimiz bir metodolojik materyal de kimseyle paylaşılmadı. Onur Hocam, siz değerlendirmeye başlayın ama özellikle sormak istediğim bir soru var benim. İzleyicilerden de geliyor. Bu araştırmanın bütçesi ve bunun nereden sağlandığına ilişkin bir bilgi var mı? Şöyle bir kaynak var elimizde. Bilmiyorum sizlerde de olabilir. 2 Nisan 2020 tarihini içeriyor. Dünya Bankası ile Türkiye arasında yapılmış Türkiye Acil COVID-19 Sağlık Projesi. Bunun 2020 yılı bütçesi 50 milyon dolar. 2021 bütçesi 100 milyon dolar. 2022 bütçesi de yine 100 milyon dolar. Metnin içinde bunun hangi araçlara, hangi faaliyetlere, ne kadar, ne zaman harcanacağı var. Bu biliyorsunuz 1986 yılından beri sağlık projesi kapsamında da Dünya Bankası'nın ben kaynak bulduk deyip esasında hepimize vergilerle ödettikleri benzeri. Ondan sonra sağlıkta reform faaliyetleri, sağlıkta dönüşümle sonlanmıştı benzer kaynakla. Neyi nereye harcayacaksınız, ne yapacaksınız, hepsini A'dan Z'ye Dünya Bankası tarafından bildirilmişti. Onların uzman ekipleri tarafından. Sanıyorum bu da öyle bir bütçeleme ve acil COVID-19 sağlık projesi adını taşıyor Türkiye başlığı itibariyle. Böyle söyleyeyim bununla ilgili olarak. Bunun ayrıntılarına bakabiliriz ama hani bu oturum için biraz zor olur. Şimdi arkadaşlarım da ifade ettiler gerçekten. Bizim bu dönemde salgının bu döneminde sere prevalans ne aşamada acaba diye böyle hülasa bir çalışmaya yani 153 bin tane evin kapısını çalıp ondan bulamazsanız daha fazla insanın kapısını çalıp hem sağlık çalışanlarımızı riske atmak hem de bir evden bir başka eve bir haneden başka bir haneye bulaştırma konusundaki riskleri büyütmek gibi bir anlamı var. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve biraz önce de söylemeye çalıştım. Sunulan, kamuoyuyla paylaşılan, bakanlığın kendi
perifer örgütlerine göndermiş olduğu, yani il pandemi kurullarına dair gönderdiğini bildiğimiz materyaller içinde örnek büyüklüğü, efendim tanı testlerinin geçerliliği ya da ne konu nasıl bir hangi tanı testleri kullanacak gibi hiçbir bilgi yok. Örneğin immünoglobulin G ve M'ye birlikte bakıldığını tahmin ediyoruz. Yani oradaki ifadelerden tahmin ediyoruz, dar amaçlarından tahmin ediyoruz. Oysa ki böyle bir çalışmada gerçekten özellikle insanların evine gidiyorsanız, hani son 15 gün, 14 gün hatırlanabilir bir süredir diye kabul ederiz, son 10 gün. Bu hastalığında uzun kulaklık dönemi 14 gün. İşte ne oldu? Maskeyi çıkararak dışarı çıktınız mı? Kimlerle temas ettiniz? Nerelerde bulundunuz? Maskeyi kimden aldınız? Gibi esasında bulaş riskinin kaynaklarını ortaya koyabilecek bir perspektife sahip olunabilirdi. En azından. Ama bu çalışmada onu da maalesef bulamıyoruz. Hep konuşuluyor, işte sevgili Gül ifade etti. Yani illerin nüfus itibariyle Türkiye genelindeki paylarıyla örnek sayılarının, illere dağılımlarının farklılığı, hangi değişkenin dikkate alınarak bunu yapıldığı konusunda henüz elimize bir bilgi ulaşmıyor. Çıkartmak mümkün değil, falcı olmamız lazım. Yani hastalığın en sık görüldüğü illerde düşük aldınız, çok görüldüğü illerde, pardon, hastalığın sık görüldüğü illerde düşük örnek sayısına geçtiniz, az görüldüğü illerde daha yüksek sayımı tercih ettiniz. Bilemiyoruz. Falcı olmamız lazım çünkü illerdeki bilgiyi bizle paylaşmıyorlar. Ya da bu alanda çalışan il pandemi kurulları bile son iki aydır illerindeki gerçek veriler konusunda maalesef sansürlüler bu boyutuyla. İşte İstanbul'un nüfusu 28, %19'una denk geliyor. 18.66'sı Türkiye nüfusunun. Öyle olunca 28 bin, 29 bine yakın örnek seçim büyüklüğü olması lazım bu 153 binin alacağı pay. Ama 8 bin civarında. Ya da 8500 civarında. Neye göre? Akıl yürütmek mümkün değil. Onur Hocam bir şey daha soracağım. Tabii. Yine sorular arasında da var. Bu çalışma sırasında bir etik kurul onayı gibi bir bilgimiz var mı? Çünkü çok geniş kapsamlı bir iş yapıyoruz. Metodolojide ve veriler arasında, yani üst yazının yanında 8 ek beraberinde gönderildiğini söylemiştim. Ortamlar bilgilendirilirken de, hasüler bilgilendirilirken de. Onların hiçbirinde böyle bir bilgi yok. Ben bütün ayrıntısıyla okumaya çalıştım. Arkadaşlarıma danıştım. Pandemi kurulundaki arkadaşlarımın bilgisinin eğer üzerinde bilgi varsa, hiç olmazsa biz de bilelim, hiç rahatlatalım diye eksiklikleri konusunda. Çünkü anlayamadığımız şeyler de olabilir doğal olarak. Bu gizlilik nedeniyle değildi. Şimdi eğer biz COVID-19'la ilgili alanda bir çalışma yapacaksak, hastalığın ve etkin özelliklerinin dikkate alınması gerekiyor. Bir örnek seçerken yaş gruplarına göre ağırlıklandırmamak, cinsiyete göre ağırlıklandırmamak kabul edilemez. Bugün İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Antalya, Diyarbakır gibi ya da Adana gibi büyük illerimizde, ilçelerde, ilçeler arasında farklılıklar var ilin kendi içinde. Neden? Çünkü birilerini tümüyle işe gönderdiniz. Dolayısıyla sanayi kentleri Kocaeli gibi, Çorlu gibi, İzmir gibi, Ali Ağa daha farklı muhtemelen, Tire'den gibi pek çok özellikleri var. Bunları çıkartabiliriz ama maalesef böyle bir değerlendirmeye sahip değiliz. En azından böyle bir perspektif olmadığını görüyoruz. Şimdi TÜİK'ten ne güzel örnek seçimi istenmiş, hane halkı bazında güzel. Ama bir de bizim elimizde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğim ağırlıklı tabakalı olursa, yaş gruplarına, cinsiyete, ilçe bazına yerleşim yerine kişinin adını siz TÜİK'ten alabilirsiniz. Yeter ki buna niyetlenin. Yani o eve gittiğinizde kimle görüşeceğinizi, kimin kanını alınacağınızı araştırmaya başlamadan önce öğrenebilirsiniz. Bu olanaklarımız var. Aklımız da var. Dolayısıyla bunların ikisi birleşmesi gerekiyordu.
Ve bu örnek planı çıktıktan sonra sahada görevli arkadaşlar bu örneklerin doğruluğunu, güncelliğini kontrol ederlerdi. Ondan sonra bu kadar büyük olmaz, asla gerekmiyor bu yönü itibariyle. Elimizde biliyorsunuz istatistik bölge birimlerine göre 12-26 şeyler var. Daha önceden belirlenmiş tabakalar var iller bazında. Bunlar üzerinden de değerlendirmeler orada ama mesele şu, amacınız ne? Yani Türkiye'de salgının bugününde seroprevalans gerekçeli bu boyutta bir çalışma akıllara ziyan duruyor. Bu araştırmanın metodolojisini anlamamız maalesef benim bilgilerim kapsamı itibariyle. Sunulan bilgiler ışığında mümkün olmuyor. Ama nasıl olabileceğini arkadaşlarım da söylediler. Yani araştırmanın amacı, evet, bu süreç nasıl devam edecek bundan sonra? Nasıl projekte edeceğiz? Neleri yanlış yaptık? Neleri doğru yapıyoruz? Gibi soruların amaçların olarak kabul edilip bunlar hedeflenerek araştırmalar planlanmalı. Ama her ne olursa olsun veriler, yaşa, cinsiyete ve biraz önce söylediğim yaşam yerine, yerleşim yerine özgün olarak tabakalandırmalı, ağırlıklandırmalı olarak yapılmalı ki bu boyutu olsun. Ve de gerçekten sağlık emekçilerini bu kadar hor kullanmayalım. Yani Dünya Bankası'na ödeyeceğiz, daha önce de ödemiştik. İtiraz ediyoruz bunu ödemeye. En azından ben kendim kişisel olarak söyleyeyim, itiraz ediyorum bu alınan paranın bu şekilde çarçur edilip de bizim vergilerimizden ödenmesine. Ama ondan önce de hakikaten sağlık emekçilerini hiçbir eğitimi olmadan, birinci basamak deneyimi olmadan, mesleki olarak oralarda hiç bulunmadan, diş hekimlerini buralarda biliyorsunuz seferber ediyorlar, diş hekimi arkadaşlarımız başta olmak üzere. Bu kadar kolay harcamamalı gerekir bu dönem itibariyle. Bu boyutuna şunu söyleyeyim. Maalesef 2 gün kaldı. Yani biz bunları konuşuyoruz ama yazının geldiği gün, yazının Sağlık Bakanlığı'ndan çıktığı gün, araştırma verisinin toplanmaya başladığı gün ne demek oluyor bunu çözemedim. Yani 8 Haziran tarihli resmi yazı ve yine yönergede belirttiğine göre 8'i ile 20'si arasında Haziran'ın veri toplanacak. Bugün 18 bitti, 2 gün kaldı. Son günü de biliyorsunuz kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu sınav nedeniyle bir gün. Nasıl olacak bu araştırmanın bu şekilde son gün gerçekleştirilmesi, veri toplanması? Onu da ayrıca düşünmeleri gerekiyor. Belki o günü iptal ederler. Hiçbir kaybımız olmaz. O gün veri toplanmasın. Yarın nereye kadar toplarsa toplasınlar. Hiçbir kayıpları olmaz. Ben buradan kendilerine teminat veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Biliyorsunuz bu toplantıyı 1,5 saat diye planlamıştık. Şu anda 2. saati doldurmak üzereyiz. Artık yavaş yavaş kapatalım. Bana kişisel WhatsApp mesajı olarak da 40'ın üstünde şu anda yanıtlanması amacıyla gönderilmiş soru var. Dolayısıyla buradan bizi izleyenlere söyleyeceğim. Bu webinarın konusu seroprevalans çalışmaları olduğu için bu konu kapsamındaki soruları daha çok değerlendirmeye alabileceğiz. Ama buradan Türk Tabipleri Birliği'ne bir çağrıda bulunalım. Anlaşılıyor ki çok fazla yanıtlanması beklenen soru var. Dolayısıyla bundan sonra da bunların devam etmesinde yarar var. Ben 3 tane soruyu genel olarak sorup sizden birer tur son konuşmalarınızı yapmanızı isteyeceğim. Birincisi, hastalığı geçiren kişilerde antikorun koruyuculuk süresi ve yüzdesi henüz belli olmaksızın böyle bir çalışmanın yapılması meselesi bize ne getirebilir diye soruyor bir meslektaşımız. İkincisi, özellikle evlere gidildiği zaman bir standardın olmadığından bazılarında bu 153 bin örnekte evin içerisindeyken kişiden örnek almaya çalışıldığından, bazılarında da kapının önünde bir örnek almaya çalışıldığından söz ediliyor. Acaba bu yöntem açısından ve bulaşı riski açısından bir sıkıntı yaratmaz mı diye soruluyor. Ve 3. soru da şu. Şimdi sizler epidemiyologlar bu araştırmanın amacının açık olmadığını ve bu yöntemle yapılmasının epidemiyoloji bilimi açısından salgın yönetimine bir katkıda bulunamayacağını söylüyorsunuz.
Ama Sağlık Bakanlığı da bu çalışmayı yapmakta ısrarlı. Özellikle Dünya Bankası buna bir para vermişse buradan mutlaka bir çıktı da elde etmek istiyordur. Yani durduk yerde böyle bir kaynak ayırmayacaktır. Dolayısıyla acaba Sağlık Bakanlığı hangi amaçla bu çalışmayı yürütme ısrarını sergiliyor diye üç tane soruyla sonlandırmış olalım oturumumuzu. İlk önce Gül, sana söz vermek isterim. Ne dersin seyircilerden gelen bu sorulara? Yani o son sorudan başlarsak hangi amaçla yapmak istediler? Bir şekilde aslında elde etmek istedikleri sadece antikor pozitifliğiydi. Ama önce işte serolojik test bulamadılar, ELISA testi bulamadılar. Hatta bakan bir konuşmasında dedi ki galiba antikor yapamayacağız, PCR yapacağız. Yapabilirsek antikoru da ekleyeceğiz. Tek amaç antikor pozitifliğini bulmaktı. Ama bunun için de işte uygun bir yöntem seçilmedi. Biraz söylediğimiz birçok sakıncaları içeren, belki büyüklük biraz cazip gelmiş olabilir. Hani dünyada kimse yapmadı, biz böyle bir büyük çalışma yapalım. Ama keşke karar verenler iyi bir şekilde yönlendirilseydi, bu konuda böyle yapılmasaydı diye düşünüyorum. Antikorun koruyuculuğunu bilmiyoruz. Bam söyledi. Zaten bu kişilere bir garanti vermek amacıyla olmaması gereken bir şey. Yani bir ara o düşünüldü, turizm sektöründe pozitif çıkarsa işte onlar çalışabilir, işte bir sertifika, bir pasaport olur filan gibi. Ama bunun olamayacağını Dünya Sağlık Örgütü de söyledi. Böyle bir bilgimiz yok. Bu sadece şu anda bize bilimsel olarak elimizde işte bir tek sayı olacak, bir tek oran. Zaten onları da yarısıyla elde ettiğini söyledi bakan. Diğer yarısı tamamlandığında da bence aynı sayıya ulaşacağız. Yani bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Başka bir soru daha vardı galiba, o neydi? Bu da şey, hani örneklerin evlere gidildiğinde PCR için söyleniyor zannediyorum. Evet, kapı yani önünde ya da evin içinde alınması. Yani dışarıda alınması belki örneği alan kişi için ve şey için daha anlamlı olabilir. Evdeki diğer kişilerin bulaşı için. Ama bu her zaman mümkün olmayacaktır tabii. Zaten bir risk alınıyor oraya gidilerek yani. Yoksa aile hekimlikleri üzerinden yürütülebilirdi. Aile hekimliğine davet edilebilirdi ama tabii bu kadar büyük örnek olmasaydı başka şekiller olabilirdi. Bence bulaş riski var. Ben de gördüm sorularda, bir arkadaşımız aynı kıyafeti birkaç gün giyiyoruz diye söylüyor. Yani tabii bir malzeme masrafını da konuşmadık burada. Yani bu kadar kişinin sahaya çıkıp kullanacağı. Umarım daha kanıta dayalı, literatüre dayalı kararlar alarak siyasi olmayan ya da başka etkiler altında olmadan bilime dayalı kararlarla bu işi götürürüz, sonlandırırız diyemeyeceğim. Ve sağlık personelini de tüketmeden bu işi götürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzde daha bir kış var. Onun için böyle bir dilekte bulunarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Dinleyenlerin sabrına teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim Feyyaz. Çok teşekkürler. Evet, Banu Hocam sen ne dersin? Ben hemen ekranımı şuradan paylaşarak birinci soruya cevap vermek istiyorum. Şeyim kayboldu. Bu konuda CDC'nin bir şeysi var. Onu sizinle göstermek isterim. Bazen İnsanlar kendi ülkelerindekilerinin söylediklerine inanmazlar, kurum ve kuruluşlara. Özellikle İngilizce konuşuyorlarsa daha çok inanırlar. Onun için İngilizceden tercüme ettim. İngilizcesini de yanına koydum. Artık İstersen daha ne diyeyim? İngilizcesini de söyleyebilirsin. Daha etkili olur. Şimdi olur. Şöyle, CDC bunu yazmış. Demiş ki, yaptığımız hiçbir seroloji sürveyans programı ile testle toplumun ne kadarının bağışık ve bir daha hasta olmayacağını bilemeyeceğiz. Çünkü bugünkü bilgilerle bu belli değil. Bu test niye yapılır? Kaç kişinin en azından bunu yaşamış olduğunu göstermek için yapılır. Tabii yapılır. İmkanınız varsa yapılır. Ama bunu bulamayız. İkincisi, hastalıktan korunmak için antikor düzeyimin ne olması gerekir? Bunu bilemiyoruz. Bu konuda bir şey dikkat çekmek istiyorum. Özellikle asemptomatiklerin ya da
şeylerin, hafif geçirenlerin antikor düzeylerinin yeterli sayıda olmadığı, yeteri miktarda olmadığı ve sonra azaldığı görülüyor. Ülkemizde çok fazla plazma ile tedavi de var. Onların içerisindeki antikorların da aynı olmadığını, bir kısmının sayılmadığını biliyoruz. 3'e kadar uygulanıyor ama kime ne kadar antikor verdiğimizi de bilmediğimizin de altını çizmek istiyorum. Ama bu sorunun cevabı da yok. Çünkü ne kadar antikor verdiğinizde, ne kadar iyi olduğu ya da çok verdiğinizde daha mı iyi geldiği konusunda bir bilgi yok. Bu da korsan bir şey. Antikorum varsa ne kadar beni korur? Bugün itibariyle Fransa'nın 160 kişilik çalışmasına güveniyorsanız 3 ay koruyor. Bunun mutlaka izlenmesi lazım. Bir soru var ya, bu kişiler yapılmış ne işe yarayacak hani şey, ancak takip ederseniz. Bu çalışmanın tek benim affedebileceğim şey, eğer bakanlık bu çalışmayı insanları takip ederse, asemptomatiklerdeki bulaşı ölçerse, asemptomatikleri takip eder, onun dışında işte özellikle bunları kurallara uymayla ilişkilendirirse, çünkü eve gir, eve girdik, çık, çıktık. Peki ne işe yaradı? Bununla ilişkilendirirlerse hakkımı helal ederim diyeceğim, bu kadar açık. Üçüncü soru, tekrar hasta olabilir miyim? Evet, böyle bir olasılık var. Bunun için bir mutasyona falan gerek yok, antikora gerek var ve antikorun da nötralizan olduğunu bilmiyoruz, var. Antikora varsa işe başlayabilir miyim? Hayır, benim önerim iki nedenle başlamamanız. Bir, yani başlayabilirsiniz tabii de, maske, mesafe, mutlaka temizlik. İkincisi de şöyle bir durum var, onu gösterme şansım olmadı. Ama antikorlarla eş zamanlı aslında aktif enfeksiyon durumu yaşayabiliyorsunuz. Enfeksiyondan ilk 7 güne kadar. Özellikle antikorum var diye maça çıkacaksanız mutlaka hem kendinizi korumanız lazım, hem de diğer insanları korumanız lazım. Ben antikorla PCR'ın sadece bu koşul için gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani ben hekim olarak ameliyat yapacaksam maskesiz, hem kendimi korumak için mutlaka maske takmam lazım ama hastamı da hasta edebilirim. Bunun için gerek var. Bir şeyi söylemeden, altını çizmeden gidemeyeceğim. Bu kaynağın nereden ayrıldığını bilmiyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum. Niye yapıldığının amaçlarını bilmiyorum ama her amaca yönelik örnekleme hacminin farklı olabileceği, her çalışmanın amacına yönelik farklı olabileceğini biliyorum. Ama bir şeyi bu kadar net. Hakkımı helal etmem. Hekim olarak, halk sağlığı uzmanı olarak ve epidemiyolog olarak. 153 bin tane PCR ve 153 bin tane antikor varsa bu ülkede ve sağlık çalışanları hala istediğinde testleri yapılmıyorsa bunun karşılıklı ne bu dünyada ne öbür tarafta helalleşmesi olmaz. Her hekim testini yaptırma hakkına sahip olmalı. Küçücük odalarda penceresiz günde 10 tane, 15 tane, 20 tane hasta görürken, yoğun bakımdaki hekimin antikoruna bakılmazken ne olur bu antikorları şey yapmayalım. Geçen Seçil Hoca bir şey dedi. Dedi ki düğüne giderseniz, parkta gezerseniz Seçil Hoca izin verdi deyin. Ben de bir epidemiyolog olarak diyorum ki bu ülkede bir hekim olarak eğer şüpheniz varsa aktif ya da geçirilmiş hastalığınız olup olmadığını, eğer gidip de bir yerde antijeninize ya da antikorunuza bakmıyorlarsa Banu Çakır Hoca dedi benim hakkım var deyin. Hepimiz 30 yıldır bu ülkeye çalışıyoruz. Benim anam babam yok ama buradaki her anne ve baba benim annem ve babamdır. Benim savaşım onun için. Eğer bu ülkede başka bir insan başka bir savaş veriyorsa onu da affetmem. Bu kadarını söyleyeceğim. Daha ne söyleyeyim? Yani yöntem şey ama şunu da teşekkür de etmeden çıkarmayalım. Bu kadar bilinmeyenlerle dolu bir yerde Sağlık Bakanlığı bu işi çok iyi götürdü. Kliniklerde bu işi çok iyi götürdüler. Hastanelerde çok iyi götürdüler. Kanıta dayalı tıp uygulaması için de böyle bir yola çıktılar ama danışmanları kimse bence danışmanlarını değiştirsinler. Bu danışman sizi doğru yola sevk etmemiştir. Dünyada bir sürü insan var, bir sürü yardım alabilirsiniz. Ne olur hata yapmayalım. Bizim hata yapacak ne canımız, ne imkanımız, ne zamanımız var. Çok çok teşekkür ediyorum hem TTB'ye, dinleyenlere. Şey söyleyeceğim, biraz önce Onur söylerken şey yaptım. Bir insan canı gönülden bir şey söylüyorsa onun sorumluluk aldığına, emek verdiğine inanırım ben. Çok güler yüzle, efendimlerle, cevaplarla bu salgınla başa çıkamayız. Yolun çok başındayız. Çok başındayız. Hataya açık değiliz. Yani hekimlerimizi koruyalım, sağlık personelimizi koruyalım. Hekim derken doğru değil bu. Yani tüm ön safta postacılarımızı koruyalım, kargocularımızı koruyalım. Lütfen emeğimizi boşa harcamayalım. Paramızı da boşa harcamayalım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum.
Evet Onur Hocam. Sevgili Sen Kaya, neler söylemek istersin? Tekrarlar mısın soruları lütfen? Kusura bakma. Şimdi üç tane sorumuz var. Evet. Bir tanesi bu örnek alma sırasında tamam. Odada ya da işte tamam. kapı önünde tamam. yapılması. İkincisi antikorun koruyuculuğu henüz çok ortada değilken ve antikorun ne kadar zaman sonra ortaya çıkacağına ilişkin belirsizlik sürerken bu çalışmanın antikora odaklanmış olması. Üçüncüsü de Sağlık Bakanlığı'nın bu çalışmayı yapmaktaki gerçek amacı ne olabilir sorusu. Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Baştaki konuşmada da ifade etmeye çalışmıştım. Bir ön kabulle bütün süreci götürüyoruz. Etkenle karşılaşıp antikor oluştuğunda kişilerde bu antikor koruyucudur, ön kabulü var. Hala ön kabul. O bakımdan yapılması gereken şey sanıyorum öncelikle hastalık tanısı netleştirdikleri, özellikle işte doğrulanmış olgular diyorlar. Keşke bunlar, bu hastalardan bir grubun, yine biraz önce söyledim, yaşa, cinsiyete, sosyoekonomik koşullarına ve benzeri gibi, ikinci hastalıkların varlığına, yokluğuna gibi gibi tabakalar yapıp izleyebilseler antikor titrasyonlarını. Ve o antikorlarla da in vitro koşullarda bu denemeler yapılabilse, çalışmalar yapılabilse böyle bir işe yarayabilir. Ama bunun yanı sıra şunu söylemek isterim. Bu araştırmanın boşa gitmemesi gerçekten bu araştırmanın en azından bir bölümü itibariyle prospektif kohort çalışmasına dönüştürülmesi gerekiyor. Gerçekten bu yapılsın. Çok yararlı olacak. Çünkü bakın Eylül'le beraber influenza geliyor. Ne yapacağız? Dünya ne yapacak bilemiyorum. Kuzey Yarımküre. Yani Eylül'le beraber influenza geliyor. Ne olacak? Bu kadar semptomların yakın olduğu durumlarda nasıl baş edeceğiz bunu çözümlemekle? Buna kafa yormamız lazım. O zamana kadar olan bu süre az kaldı. Temmuz, Ağustos. Yani 2,5 ay sonra influenza bütün ülkelerin kapısında, bu ikisi bir aradayken hem etkenliğin davranış özellikleri itibariyle hem de klinik olarak yapılacak müdahaleler anlamında neler yapılacağı ile ilgili çok zorlanacağız. Şimdiden tırnak içinde nezaketli bir uyarı olarak bütün bilim camiası bu soruyu ele alsın lütfen. Yani bilim kurulu Türkiye'de COVID-19'da kurulmuş kurulan hiçbir bilim kurulu değil. Çünkü bilim kurulu topluma karşı sorumludur ve söylediği sözünü topluma duyurur. Uzmanlık kurullarımız var. Derinlemesine bilgiler bu anlamda ama hiç olmazsa bu uzmanların oluşturduğu kurullar bu uzmanlıkların gereğini bu söylediğim boyutta yapabilseler keşke. Özellikle olarak örnek alma sürecinde gerçekten PCR için COVID-19'daki işte SARS-CoV-2'nin RNA zincirinin çok fragil olduğu ile ilgili özellikle genetikçilerin ve biyologların bilgileri var. Deneyimleri ve gözlemleri var, uyarıyorlar. O bakımdan örnek almada ortaklaştıracak, standartize edecek bir eğitim yok maalesef. Bu ekipte de olmadığını biliyoruz. Her il kendi başına yapıyor. Ayrıca testlerle ilgili standartizasyon yok. Yani sadece örneklerin alınması ile ilgili içeride mi dışarıda mı alınması meselesi üzerinden. Evet, dışarıya çıkarırsanız olguyu, örnek alacak kişi içeri girmezse hane tırnak içinde enfekte olma olasılığı düşük olmuş olacak. Böyle bir özelliği var. Ama evin dışındaki hangi koşullarda, nereye oturtacaksınız, nasıl olacak da alınacak? Çok büyük bir risk bu anlamı itibariyle de. O zaman da sağlıkçılar için böyle bir sorun var. Ama sağlıkçıların her bir kişiden öbür kişiye, her bir haneden öbür haneye giderken kıyafetlerini A'dan Z'ye değiştirmek zorundalar. Kişisel koruyucu ekipmanlarını. Sanıyorum bugüne kadar yapılmamış. 2 gün kaldı. Ne desek boş ama hiç olmazsa bundan sonrası için kayıtlara düşmemiz gerekiyor. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Hani bu kadar 153 bin kişinin serum örnekleri alındı. Ne yapılır? Valla isteyen istediğini yapar. O anlamıyla hani spekülatif bir şeyler söylemek, bir dönem Türkiye'nin yaşadığı işte genetik anlamda bilgilerin
kullanılması, paylaşılması ve benzeri meselesindeki spekülasyonlar tırnak içinde en azından bu toplantı heyetinin işi olmamalı. Ben o soruları en az öyle değerlendiriyorum. Yazılı amaç inanmak durumundayız. Bu amaçların da yanlış, salgının bu koşullarına uygun olmayan amaçlar olduğunu ben özellikle olarak altını çizmek isterim. Senin şahsında tüm arkadaşlarıma, oda arkadaşlarıma aynı zamanda hem Gül hem Banu, bir süreliğine öyle beraber çok keyifli yıllardı onlar, 27 yıl öncesi. Bu koşulları bana yaşattınız. Özel olarak her ikisine teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Omuzlarındaki yük fazla bu süreçle ilgili olarak. Tabii ki yuvamız, okulumuz, Türk Tabipleri Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Yıllardan sonra yeniden TTB mutfağı eski durumlarına döndü. Gül arkadaşımla ben bir dönemler TTB Halk Sağlığı Kolu'nun da emektarlarıydık. Ortak çalışıyorduk oralarda. Bir şeyler öğretiyorduk. Özellikle bu reform dönemi, sağlık reform döneminin yıllarına geliyor. Bizim asistanlıklarımızda genç uzmanlık dönemlerimiz. Hep bunları da çağrıştırdı. Benim aldığım daha fazla bu oturumdan, onu söylemek istiyorum. Hepiniz var olun. Çok teşekkür ederim. Dilerim bu süreci daha az kayıplı ve pişmanlık duymadan karar vericiler olarak geçirebiliriz. Herkese kolaylıklar diliyorum ve sabır. Evet, çok teşekkürler. Önce bir duyuru, sonra kısa bir konuşmayla kapatacağım oturumu. Duyurumuz şudur, bu etkinlik kayıt altına alındı ve Türk Tabipleri Birliği'nin YouTube kanalından yayınlanacak. Dolayısıyla kaçıranlar ve bu güzel sohbeti bir kez daha izlemek isteyenler için elimizde bir fırsat olacak. Onun bağlantısını da Türk Tabipleri Birliği duyuracak. Ben öncelikle Profesör Doktor Gül Ergör'e, Profesör Doktor Banu Çakır'a ve Profesör Doktor Onur Hamzoğlu'na, hepsi de dostlarım bu arada ve meslektaşlarım, bu etkinliğe katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten izleyenlerin yorumlarını henüz görebilmiş değilim ama ben önemli bir işleri yerine getirdiğimizi ve Türkiye'de ilk kez epidemiyologlara söz vererek asıl mücadeleyi yürütecek ekibin görüşlerini dar bir çerçeveden de olsa şimdilik bütün konulara değinemediğimiz için toplumla paylaşabildiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan da hepinize çok çok teşekkürler. Asıl sizlerle birlikte Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne teşekkür etmek isterim bu etkinliği düzenlediği için. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu'na teşekkür etmek isterim katkıları için. Ve Türk Tabipleri Birliği emekçileri sevgili Sinan ve Özkan'a da buradan teşekkür etmek isterim. Birkaç gündür bu etkinliği birlikte yapabilmek için ebey bir çaba gösterdiler. Son teşekkürüm de bizi dinleyenlere, 300'ün üstünde arkadaşımızın başından beri sıkılmadan dinlediği haberleri geliyor bana. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızın büyük bir bölümünü yanıtlama olanağı bulamadık zaman darlığı nedeniyle. Ama umuyorum ki bundan sonraki etkinliklerde başka meslektaşlarımız bu soruları yanıtlamak için uğraş içerisine gireceklerdir. Hepinize katılımınız için teşekkürler ve iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, sevgi ve saygılar.